Başla. Değerli dostlar, hoş geldiniz. Kırıkans Kültür Sanat Derneği olarak, seri olarak düzenlediğimiz, Hatay'da yaşayan halkları anlatan, soyları, boyları anlatan, aileleri anlatan, Türk aileleri anlatan programımızın bir yenisini tekrar yapıyoruz. Bu programımızda genelde Çerkezleri, İstanbul'dan gelen avukat arkadaşımız, kardeşimiz, araştırmacı, yazar, dostumuz Hulusi Üstün beyefendi Çerkezler anlatacak. Dünya genelinde Çerkezler anlatacak. Türkiye'deki Çerkezler anlatacak. Bir de Çerkez sürgünüyle bugünkü Suriye'deki göçmenleri karşılaştıracak. Böyle bir formatta program hazırladık. İlimizden araştırmacı yazar kardeşimiz Hüseyin Çirkin beyefendi de Reyhanlı'dır kendisi, biliyorsunuz. Daha önce programda yaptık kendisiyle. Reyhan Aşiretli'ndir. Bursalı oğullarının torunudur. Hatay'daki aşiretlerle, ailelerle ilgili çalışmaları var, arşivleri var. Hemen hemen bütün aileleri tanıyor. Onlarla ilgili bilgi birikimi var. O da bize Hatay'daki Çerkez aileleri anlatacak, tanıtacak. Biliyorsunuz 154 yıl önce 21 Mayıs 1864'te Ruslar tarafından Çerkezler çok ciddi bir sürgüne tabi tutuldu. 1 milyon civarında Çerkez, yanılıyorsam o da düzeltin. Çok insan tıp dışı bir şekilde katledilerek, Karadeniz'e sürülerek, Karadeniz'de bulundukları takalarda, gemilerle Osmanlı toprağı. Şimdiki Gürcistan'da Karadeniz kıyılarında geçtiler. Bu geçiş sırasında binlercesi yolda boğularak öldü. Şehit oldu. O acıyı 154 yıldır sürdürüyoruz. Şimdi sözü çok uzatmadan Hulusi Bey'e mikrofonu veriyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslında salon küçük, mikrofonsuz mu konuşuyor? Daha rahat olması açısından. Valla ses duyulmuyor. Yani ben duyulmuyor. Bir de dışarıya aksettireceğim ya, canlı yayın yaptım. Evet, öyle. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka yapacak daha güzel işler bulabilirsiniz. Buradan bizi dinlemeye program için geldiniz. Çok sağ olun. Çerkezleri anlatmamı istediler benden. Şöyle bir giriş edeyim. İşte bu bölgede Suriye, Ürdün bölgesindeki Çerkezler arasında söylenen bir halk hikayesi vardır. Her şeyi bilen bir ulu kişiye, bir din adamına gitmişler ve demişler ki Allah bu Arapları niye yarattı? O da çöller boş kalmasın diye yarattı. Peki Allah Türkleri niye yarattı? Bozkır boş kalmasın diye. Kürtleri niye yarattı? Dağlar boş kalmasın diye. Rumları niye yarattı? Kıyılar boş kalmasın diye. Lazları niye yarattı? Yamaçlar boş kalmasın diye. Bu Çerkezler, Çerkezleri niye yarattı? Nereden geldi deyince, benim ilmim henüz o noktada değil. Yani bunu cevaplayabilecek durumda değilim demiş. Hakikaten bu enteresan bir konudur bu. Çerkez milletinin serencamı, başından geçenler. Ben size burada sıkıcı olabilecek tarihi bir takım, o bunu yaptı, şu şunu yaptı diye çok derinlemesine bir şeyler anlatmak istemiyorum, sizi sıkmaktan korkuyorum. Sıkacak da olursa lütfen söyleyiniz. Hoş ben anlarım. Ucunu kaçırmayın, çok fazla konuşmayın. Ben size ana hatlarıyla Çerkezlere ilişkin bir takım bilgiler verip bu bilgileri müsaade ederseniz sizin şu bölgede 10 yıldır yaşadığınız savaş mağduru insanlar, Suriye Savaşı, oradan göçmen olan, sığınmacı olan neyse, bu insanların dramıyla, haliyle, onlara ilişkin politikayla biraz örtüştürerek güncele de değinmeye çalışacağım. Çünkü tarihin böyle bir niteliği var. Eğer
tarihi vakaları, tarihi olayları bir şekilde güncelle ilintileyemiyorsanız masaldan farkı yoktur. Masaldan yani. Mutlak surette o tarihi bilgilerin üzerine günceli bina etmeniz lazım. Çünkü modern insanın geçmişle gelecek arasında korelasyon kurması, bağlantı kurması gerekiyor. Batı medeniyetinin üstünlüğünden bahsedenler derler ki, evet Batı medeniyeti dünyanın efendisi haline geldi ama bunların en temel, en bariz özelliklerinden birisi şudur ki, tarihi bir ilim disiplini olarak bilirler. Tarihi bir ilim disiplini haline getirmişlerdir. Bizde tarih rivayettir. Rivayetlerden oluşur. Masal parçacıkları gibi. Ama Batı bunu kronolojik bir şekilde yapar. Tevrat'ı yazan ilk din adamından biri Batı kronolojik bir şekilde tarih ilmini yazar. Şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu oldu. Şimdi eğer hazırlıklı olsaydım size bir projeksiyon yansıtarak coğrafyayı göstermek isterdim. Çerkeslerin ata yurdu neresi? Türkiye haritasını önüne getiriniz. Karadeniz'in doğu sahilleri. Artvin'den sonra Gürcistan sınırı başlar. Gürcistan'dan sonra Abhazya, Abhazya'dan sonra Çerkes sahilleri, ondan sonra Kırım Yarımadası gelir. Yani Karadeniz'in doğu sahilleri Çerkezistan'dır. Tarihte Çerkezistan olarak geçen yerdir. Ve bu bölgede muhtelif halklar yaşıyor esasen yani. Birbiriyle benim dikkatim çok dağılıyor. Kopuyorum, affedersiniz. Birbiriyle anlaşamayan halklar var orada esasen. Yani bir Abhaz ve bir Çeçen aynı dilde konuşamıyor. Bir Kabardey ile bir Dağıstanlı aynı dilde konuşamıyor. Birbirinden farklı dil öbekleri var o bölgede. Fakat burada asıl belirleyici unsur, bu bölgedeki insanların tamamında görülen kültürel ortaklık. Dolayısıyla biz Çerkez kelimesini iki manada kullanıyoruz. Bunlardan birisi Kafkas Sıra Dağları'nın kuzeyinde yaşayan küçük nüfuslu halkların tamamı, yerli halkların tamamına Çerkez diyorlar. İkinci olarak da ortak atadan gelen ve iletişim dili olarak aynı dili konuşan, kendisine Adige diyen unsurlara Çerkez diyoruz. Çerkez nedir? Eşittir Adige'dir. Fakat eğer biz bunu bir kültürel ortaklığı da Çerkez olarak kabul edersek ki bazıları böyle yapıyor, Çeçen'de, Dağıstanlı'da, Aset'inde Çerkez tanımlaması da dahil oluyor. Efendim bu bölgede bu insanlar çok kadim çağlardan beri yaşıyorlar. Yani M.Ö. 1. binde bu bölgede Çerkezlerin atalarının yaşadığını tarih kaydediyor. Dolayısıyla eski bir halk. Aslında bütün enerjisini de ilk çağda tüketmiş bir halk aslında Çerkezler. Fakat bir siyasi oluşum oluşturamamışlar. Bir siyasi birlik, bir devlet oluşturamamışlar. Dolayısıyla kabile konfederasyonu halinde yaşıyorlar. Muhtelif kabileler birbirleriyle birbirlerinin varlıklarını, sınırlarını kabul ederek oturuyorlar ve bu sınırlar da geçişken sınırlar. Ortak sülaleler var falan yani bakıyorsunuz birçoğunun kökeni ortak. Ve bu insanlar Adige dili konuşuyorlar. Bu dil dünyanın en zor dilleri arasında yer alıyor. Öğrenilmesi son derece müşkün. Gramer yapısı son derece farklı. Sesler Avrupa dillerinde, Türkiye dillerde olmayan sesler barındıran çok zor bir dil konuşuyorlar ve yazı dili yok. Ayrıca her kabilenin de aksanı var. O bakımdan Araplar bunlara Cebel-i Elsan diyorlar. Lisanların dağı diyorlar Kafkasya'ya. Çeşitli hikayeler anlatılır. İşte Allah dilleri dağıtırken dağıtıcı melek yorulmuş da torbayı Kafkasya'da silmiş. Bütün dilleri, torbanın dibindeki dilleri silmiş diye anlatırlar. Ve bu insanlar Doğu bölgesi, Hazreti Ömer zamanında, Dağıstan bölgesi, Hazreti Ömer zamanında İslam'la tanışmış olmakla birlikte Karadeniz kıyısındaki Çerkezlere İslamiyet'in gelişi 1780'ler, 1700'lerin sonu
O bakımdan Avrupalılar Çerkezleri İslam ümmetine en son dahil olmuş topluluk olarak tanımlıyorlar. Müslüman olmadan önce neydiler? Kısmen Hristiyanlık olmakla birlikte daha çok politeistler, yani çok tanrılıydılar. Ve bu bölge Osmanlı döneminde bu bölge siyasi iktidarın taşınması ve tanınması gereken bir bölge gibi görülmedi. Çünkü çok kadim çağlardan beri Kuzey Kafkasya Çerkez bölgesi maalesef insan ticareti merkezlerinden birisi. Kuzeydeki Slav unsurlar, Ruslar, Tatarlar, daha yukarıdaki insanlar Kuzey Kafkasya üzerinden güneye satılıyorlar. O bakımdan Kafkasya'da çok önemli bir ticaret kalemi olarak insan ticareti var. Osmanlı da bundan istifade ediyor. Bu ticaret iki türlü yürüyor. Birincisi paralı askerlik olarak değerlendiriliyor. Yani Kafkasyalılardan satın alınan insanlar lejyon olarak kullanılıyor. Para karşılığı vuruşturuluyorlar, savaşıyorlar. Abbasilerden beri böyle ama Mısır'da bir dönem devlet teşkilatı kurmuşlar. Çerkez Memlekleri diye bir devlet ile kurmuşlar. İkinci olarak da cariye olmak üzere kadın ticareti var maalesef. İslam toplumlarında bu hali hazırda da var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Osmanlı siyasi varlığını Çerkezlere tanıtmak, benimsetmek kaygısında olmamış. Biraz da bunun zorluğunun farkında, çünkü Çerkezler öyle bir siyasi iktidar şey edebilecek, benimseyebilecek bir topluluk değil. Özgürlüklerine son derece düşkün bir halk. Coğrafya kontrol edilmesi mümkün olmayan bir coğrafya. Dolayısıyla kadim çağlardan beri hemen hemen hiçbir zaman tam olarak bir siyasi iktidarın kontrol edemediği bir bölge olarak varlığını korumuş Kuzey Kafkasyalılar. Ve malum tarih kitaplarında hepimiz okumuşuzdur, işte Rusların sıcak denize inme sevdası. Bu mücadele neticesinde Kazan Hanlığı'nın Tataristan'ın Astrahan'ın ele geçmesinden sonra, Altın Ordu Devleti'nin yıkılmasından sonra Ruslar Kafkasya sınırlarına dayandılar ve Çerkesler de bin fiil uzun sürecek, 400 sene, 300-400 sene sürecek bir savaş başladı. Bu savaş başlangıçta tabii ki iki halkın karşılıklı cephelenerek yürüttüğü bir savaş şeklinde değildi. Ruslar gayet planlı bir şekilde Çerkez ülkesinin çeşitli yerlerine garnizonlar kurdular. Çeşitli beylerle akrabalık bağı ilişkileri kurdular. Çerkez soylularının çocuklarını Rus okullarında okutmaya başladılar. Ve Rus nüfusunu Kafkasya'nın içine kadar taşıma gayretinde oldular. Osmanlı geriye dönüp tarafsız bir şekilde baktığımız zaman aslında Kuzey Kafkasya'da olup biteni çok da etraflı bir şekilde anlayamadığını görüyoruz yani. Önemseyememiş, önemin farkına varamamış. Çünkü Osmanlı toplumunda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Osmanlı, bunu bırakayım isterseniz. Osmanlı kendisinin dışındaki topraklarda konsolosluk açmamış mesela. Konsolosluğu bile Fransız konsolosluğu açılıncaya kadar çok çok sonra açmış. Fakat Osmanlı memalekinin her tarafında İtalyanların konsolosluk olarak kullandığı yerler var. Fransız konsoloslukları var. Büyükelçilikler var ama maalesef Osmanlı özellikle Avrupa'ya karşı temsilci göndereyim, oradan ticaret kurayım, oradaki insanları tanıyayım derdinde olmamış. Yani dışarıya karşı, bu bir tarihi iddia tabii ki ama dışarıya karşı atalarımızın, Osmanlıların biraz bilgiyane kaldığını söylemek çok büyük bir iddia olmaz. Umursamamışlar. Yani
Avrupa'ya gidip konsolosluk açmanın ehemmiyetini görememişler. Bu şekilde Kafkasya'ya ilişkin de aslında Osmanlıların çok derin bir bilgisi yok. Orada kimler yaşıyor? Oradaki insanların kültürleri, dilleri, efendim, örfleri, adetleri, bunlar hakkında çok derin bir malumatı yok. Yani Kafkasya sahilin ötesinde içeriye biraz girdiğiniz zaman bir bilinmezlikler ülkesi. Nitekim işte bir gece masallarında Kaf Dağı var, Periler Padişahı var, İfritler var, şu var, bu var. Tanımlayamıyorlar çünkü her vadide konuşulan dil başka. Her vadide farklı bir insan grubu var. Bunları tanımlama derdinde olmamış. Fakat Rus 500 yıl boyunca vadi vadi, sülale sülale, aile aile hepsini incelemiş. Oradaki dilleri incelemiş, örflerini, adetlerini gayet güzel bir şekilde incelemiş ve bu bölgeye planlı bir şekilde Ruslar girmişler. 1700'lerin sonu 1770'ler, Karakaterina döneminde artık bu savaş Çerkez sınırlarından içeriye kadar girmeye başlamış. Çerkezistan'ın kuzey sınırını teşkil eden Kuban Nehri'nin kuzeyindeki, üstündeki kabileler komple soykırımdan geçirilmiş. Kurtulanlar nehrin güney tarafına, Çerkezistan'ın iç bölgelerine geçmişler ve Doğu Kafkasya'da sizin ismini bildiğiniz Şamil ve Şamil'den önceki Gazi Muhammed, Hamza, Şeyh Cemalettin gibi bir takım dini karakterlerin çevresinde dinsel bir örgütlenme ve mukavemet oluşmaya başladı. Bu mukavemet Şeyh Şamil'in elinde işte 30 yıla yakın devam etti. 1859 yılında Şeyh Şamil esir oldu ve Doğu Kafkasya, yani Dağıstan ve Çeçenistan Rusların eline geçti tamamen. Ama Batı Kafkasya, Adige'lerin oturduğu, Batı Kafkasya, işte Reyhanlı'daki çevresinin oturduğu Batı Kafkasya, direnişe 6 sene daha sürdü. Bu 6 sene içerisinde dertlerini dünyaya anlatmak için bir meclis oluşturdular. Bu meclis temsilciler seçti, elçiler seçti. Bu elçiler önce Osmanlı Memaliki'ne geldiler. Dediler ki biz artık savaşacak gücümüz kalmadı. Bununla birlikte savaşabiliriz. Bize mühimmat, silah, efendim, yardım edecek olursanız mukavemet ederiz. Ayrıca özgürlüğümüzü de dünyaya anlatıp özgürlüğümüzün tanınmasını sağlayalım. Osmanlı da Abdülaziz'e durumu anlattıktan sonra gelen elçi heyetinden birisi Abdülhamid'in, Abdülaziz'in annesinin akrabasıydı. Onlar tarafından finanse edilerek Fransa'ya gönderildiler. Fransa'da Avrupa'ya anlattılar. Oradan yola çıktılar. İngiltere'ye gittiler. Kraliçeyle görüşmeye çalıştılar. Ve Avrupa'dan ciddi bir destek alamadan geri döndüler. Bu esnada Çerkezlerin güçleri ciddi ciddi bitmeye başladı. Çünkü karşıdaki güç sayısal olarak Çerkezlerle mukayese edilemeyecek ölçüde güçlü bir devlet var karşıda. Ruslar var, namütenahi bir insan kaynağı var, namütenahi silah gücü var. Öğlenin yerine 1000 kişi koyalım diyorlar. Fakat Çerkezlerin de silahı vardı, ne insan gücü vardı. Buna rağmen Doğu Kafkasya düştükten sonra 6 sene daha savaştılar. Fakat Rusların elinde bir takım avantajlar vardı. Mesela Kabardey, Orta Kafkasya bölgesi. 1820'lerde Ruslar tarafından ele geçirildi. 1930'da ele geçirildi. Şimdi orada Rus ordusuna koleranın yardım ettiğini görüyoruz. Kafkasya dağlıları tanımadıkları hastalıklarını Rus askerleriyle gördüler. Bu hastalıklara karşı bağışıklıkları yoktu vücutlarında. Dolayısıyla bir Rus'tan bu hastalığı alan adam kendi dağdaki köyüne gittiği zaman köydeki herkes ölüyordu. Hatta Ruslar gittiklerinde boş köylerle karşılaşıyorlardı. Çerkezce'de bir söz vardı. Yemin derler. Yani bir sülalenin, bir ailenin, bir ocağın hastalık tarafından ortadan kaldırılması anlamına gelir. O hastalık Kafkasya'daki insan potansiyeli korkunç bir şekilde kırdı yani. Özellikle
kabardeydi. Kabardeyler kalabalık bir topluluktu. 1830'larda sayıları 35-40 bine kadar düşmüştü. Çok ciddi bir kırılma oldu. Öbür taraftan Ruslar karşılarındaki insanların gayet reorganize bir şekilde, yani organize olmadan, çete savaşı yaparak, birebir gece gündüz buluşarak savaştıklarını, dolayısıyla ele geçirilmelerinin zor olduğunu gördüğü için bir takım tedbirler aldılar. Mesela ekinler yakıldı. Darı üretiyorlardı. Bu bizim bildiğimiz mısır darısı değil. Kuş yemi olarak bildiğimiz o küçük aktarı. O aktarı temel besin kaynağıydı. Aktarı tarlalarında domuzların üzerinde paçavra sarıp salıyorlardı harman öncesinde. Yanan domuz bütün memleketin tarlalarını yakarak insanları açlığa mahkum ediyor. Dolayısıyla tarım yapma imkanı yoktu. Ticaret yapma imkanı yoktu. Ve düşman sürekli vuruyordu. Hastalık sürekli vuruyordu. O bakımdan Çerkezler gerçekten tarihe baktığımız zaman emsalini çok az toplulukta gördüğümüz ölçüde sağlam bir direniş sergilemiş olmakla birlikte bu saldırıya karşı koyamadılar. Bunların içerisinde çok temel bir problem de vardı. Asla birlikte hareket etmeyi öğrenemediler. Asla birlikte hareket edemediler. Çünkü son derece liberal bir yapıları vardı. Bir kabile vuruşurken diğer kabile dinleniyor. Bir topluluk vuruşurken diğer topluluk dinleniyor. Devlet kültürünün oynamasından kaynaklanan bir şey. Ortak hareket edemiyor. Ve sonuç olarak, işi uzatmayalım. 1860'lara gelindiğinde Karadeniz kıyısında çok dar bir coğrafya, 15 kilometrelik dar bir coğrafya milyonlarca insan sıkıştı. Ve zorunlu olarak Türkiye'ye o zaman insanlar bir şekilde kaçarak gelmeye başladılar. 21 Mayıs 1864 bizim kabul ettiğimiz bir tarih. Neyin tarihi? Aslına bakacak olursanız 21 Mayıs 1864 son Çerkez üssünün Rusların eline geçirildiği tarihtir. Bu tarihte kışın yağan karlar erimiş, yaylada, Kıbaada adlı bir Çerkez toprağında bir yaylada toplanmış 30-35 bin kişi olduğu söyleniyor. Savaşçılar, direnişçiler ve Kafkasya'nın çeşitli yerlerinden gelmiş ailelerin, çocukları, eşleri bir yaylada duruyorlardı. Karlar eridi. Ulaşım imkanı sağlandıktan sonra Ruslar tarafından oraya top götürüldü, yayla topa tutuldu ve o gün 21 Mayıs 1864'te Çar'a Çerkez'i artık sizindir çünkü son karargah düşmüştür diye haber gönderdi. Yani bu toplu direnişin tamamen düştüğü haberini veriyordu. O tarihten sonra dağlarda daha küçük topluluklar olarak direnmeyi sürdürdülerse de artık bir varlık gösteremediler. Biz bu tarihi 21 Mayıs 1864'ü Çerkezlerin Anadolu'ya sürülüş, Osmanlı topraklarına sürülüş tarihi olarak kabul ediyoruz. Aslında bundan evvel, 5-6 yıl evvel başlamış bir göç vardı ama 1864'te bu göç kontrol edilemez bir duruma geldi. Şimdi Osmanlı baş başından beri Çerkezya'dan Osmanlı topraklarına yapılacak bir göçe sıcak baktı. Hiçbir zaman bunlar buraya gelmesin diye düşünmedi. Çünkü hanedanla sıhhi akrabalık bağları vardı. Çerkez prensesleri, Çerkez prenseslerinin ailelerine mensup soylu kadınlar, padişahların anneleriydi zaten. Sultan Abdülaziz'den sonra padişah annelerinin tamamı Çerkez'dir. Sadece Sultan Reşat istisna edilir. Sultan Reşat'ın annesi Komak diyenler, Boşnak diyenler. Ama saray kadınları tamamen Çerkez hanımlardı. Bu bölgelerde birçok Çerkez ailenin hanımları saraylardı. Dolayısıyla akrabalarıydı bunlar. Hatta şöyle bir şey rivayet edilir. Sultan Aziz'in onlar benim dayılarımdır. Benim mülküm onları misafir etmeye yeter dediği rivayet edilir. Fakat gelecek insan sayısının birkaç bin, belki işte birkaç on bin kişi olacağını düşündüler. Çünkü irtibatlı oldukları kabileler, ılıklar, şapsınlar gibi kabileler gelecekler. O kabilelerden bir kısım insan gelecek diye düşünüyorlardı.
insan kitlesinden haberdar değillerdi. Bütün Karadeniz limanlarına çok hızlı bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde binlerce insan, binlerce gemiyle, kayıkla, tekneyle yığılmaya başladılar. Yani beklenilenden çok fazla insan gelmeye başladı. Şimdi Çerkezler derler ki, Karadeniz'de 500 bin insan kaldı derler. Yani o günün şartlarında göçte 500 bin insan kaldı derler. Ben bu lafa temkinli yaklaşmışımdır ve demişimdir ki bu abartı içeren bir rakam. 500 bin adam Karadeniz'de boğulmuş olamaz. Uyduruyorlardı. 300 bin, 500 bin, yani 500 bin insan olamaz diye düşünüyordum. Ne zaman arkadaşlar? Bodrum ile Kos Adası. Bilirsiniz o coğrafyayı. Sağlam bir delikanlı arkasında bir tekne varsa yüzerek o mesafeyi geçebilir yani. Yüzmeyi iyi bilen birisi. Galiba 20 kilo, 13 kilometre Bodrum'la Kos Adası arası. Bodrum'la Kos Adası'nda Suriye olayları patlak verdikten sonra tespit edilen 5 bine yakın insan boğularak öldü. Suriyeli boğularak öldü. Şimdi ben akıl yürütüyorum. 2010'lu yıllarda 13 kilometrelik deniz mesafesinde 5 bin insan öldüyse bundan 150 sene önce 6 günlük yoldan denizin karşısından, Karadeniz'in karşısından gelen insanlar o köyde tek takalarla, gemilerle, şunlarla, bunlarla 500 binden fazladır yani. O vakitten Çerkezler yakın zamana kadar Karadeniz'in balığını yemezlerdi. Hiçbir yerin balığını yemezlerdi. Ecdadımız orada kaldı diye düşündüm. Şimdi bu kadar insan Osmanlı limanlarına dökülmeye başladılar. Batum limanından tutun, Trabzon limanları, Samsun limanı, Sinop limanı, Kefken limanı, İğneada limanı, Varna limanı ne kadar bütün Osmanlı memalikinin, Osmanlı coğrafyasının Karadeniz kıyılarındaki limanlara kontrol edilemez sayıda insan gelmeye başladı. Şimdi tarih işte o noktada konuşmaya başlıyor. Mesela Samsun'daki insanların o kadar yoğun insan geliyor ki oraya, bunlara nafaka yetiştirilemiyor, erzak yetiştirilemiyor, hastalıklar korkunç derecede ulaşıyor, su kirleniyor ve günde bilmem ne kadar adam ölüyor yahu bunlar sinekler gibi ölüyorlar, bunlara imdad edin diye İngiliz konsolosu yazı yazıyor yani. Bu zavallılar burada telefonuyorlar. Efendim Varna Limanı'na gelen göçmenlerden birisi Varna'ya su veren su deposunun içerisinde ölmüş, şişmiş. O su şehre veriliyor. Kolera vakası. Varna koleradan yıkılıyor. Şu meşhur türkü vardır. Selanik Selanik ıssız kalasın, taşıma toprağına diken dalasın diye bir Selanik türküsü. İşte diyorlar ki o Selanik türküsünün yakılmasına sebep olan, Selanik'teki Müslüman mahallenin %70'inin yok olmasına sebep olan veba salgını Çerkez göçmenler tarafından getirildi. Bu şekilde hastalıklar geldi ve bu insanlar o kadar ciddi bir kaybına uğradı ki biz kadim surette oradan ne kadar insan geldiğini bilmiyoruz. Ne kadar insanın Karadeniz'de kaldığını bilmiyoruz. Yolda ne kadar insanın yok olduğunu bilmiyoruz. Bugün bir takım çıkarımlar yapıyoruz. Şöyle ki gelen insanlar Samsun hattına yerleşenler, Samsun'da aşağı yukarı 100 köy kurduktan sonra Tokat'a, Tokat'tan Sivas'a, Sivas'tan Kayseri'ye, Pınarbaşı'na, Göksu'na, Göksu'ndan Amados'u geçip buralara, buradan Ürdün'e kadar. Öbür tarafta Sinop Limanı'na inenler aşağıya doğru indiler. Her taraftan toparlananlar Düzce'de, Mendek'te, Adapazarı'nda, Bandırma'da, Bida'da çeşitli yerleşim yerleri oluşturdular ve Çerkezlerin Anadolu coğrafyasında 500'e yakın oluşturduğu yerleşimleri var, şehirli nüfus hariç. Asıl kitleden şehirde eridi, şehirlere gelip yerleşen insanlar eridi. Ve bugün işte iddiaya göre Türkiye'de 5 milyon Çerkez var, 10 milyon Çerkez var, bunların hepsi afaki rakamlardır. Türkiye'deki Çerkez sayısı, yani elimizdeki verilere baktığımız zaman 1 milyon değildir. 1 milyon olması imkanı ihtimalini şahsen ben görmüyorum. Çerkez bu kanı
aslında Reyhan'da çok önemli bir çerkez yerleşimi ve Reyhan'da çok çerkez varlardı. Reyhan'da olan yaşayan çerkez sayısı 1000 civarında. Ama Reyhan'da belki bunun 50 katı sadece Suriye var. Dolayısıyla bu rakamlar şişirme, Albaki rakamlardır. Fakat Türk kitleri, Kürt kitleri, Laz kitleri karışmış, bir şekilde onlarla entegre olmuş, dilini, kültürünü unutmuş ciddi bir sayı var arkadaşlar. Şimdi buraya kadar Çerkez tarihi anlattıktan sonra bir takım bağlantılar kurmaya çalışacağız. Osmanlı öncelikle çok temel bir bizim yaklaşımımıza göre temel bir taktik hatası yapmıştır ve Çerkezlerin davalarını uluslar arası platforma taşımalarını sağlayamamıştır. Bu bir. İkincisi, Çerkezlerin savaşlarını biraz daha uzun sürdürebilmelerini sağlayacak mühimmat yardımı da yapamamıştır aslında yani. Evet, Kırım Savaşı var, şu var, bu var, bir takım girişimler olmak üzere tam manasıyla onların savaşlarına destek veremediğini görüyoruz. Böyle bir sorun var. Kafkasya dönemini anlayamadığını görüyoruz. İkinci olarak sürgünde ne kadar insanın Türkiye'ye geleceğini öngöremediklerini görüyoruz arkadaşlar. Üçüncü olarak İskan'ın belli bir politika çerçevesinde yapıldığını görüyoruz. Evet, şu anda aradan 150 yıl geçtikten sonra Suriye tecrübesine de bakmak suretiyle ben diyorum ki evet, Osmanlı'nın Çerkezlere ilişkin iskan politikası son derece devletçi bir politika. Şöyle ki, sarayı çepeçevre çevirecek bir şekilde, İstanbul'u çepeçevre çevirecek bir şekilde Çerkez yerleşimleri kurdu. Çünkü onlara silahlı güç oluşturma noktasında güveniyordu, akrabalık bağlarında güveniyordu. O yüzden İstanbul'u doğudan batıya, kuzeyden güneye çevirecek şekilde bir yerleşim hattı oluşturdu. Daha sonra Samsun'dan aşağıya doğru inen bu hatla Ermeni yoğun nüfusla İç Anadolu'daki Türk nüfus arasında bir tampon bölge oluşturmaya çalıştı. Efendim, bir takım nizalı bölgelerde Ermenilere karşı, bir takım nizalı sorunlu bölgelerde Kürtlere karşı, Balkanlarda Sırplara karşı Tuna boylarına insanlar yerleştirdi. Balkanlar asıl Çerkezlerin yerleştirileceği düşünülen bölgeydi. Fakat oraya yerleşenler Sırpları ve Bulgarları görünce biz Ruslardan kaçtık, bunların kucağına düştük. Bunlar da benzeri bir dil konuşuyorlar. Hristiyanlar Ruslara vurur gibi aynı şekilde Sırplara, Bulgarlara vurmaya başladılar. Bunun üzerinde 14 sene sonra bu vuruşma Osmanlı-Rus Savaşı'nın temel sebeplerinden birini teşkil etti. Ruslar dediler ki Çerkezleri Balkanlardan çıkartacağız. Osmanlı hükümeti de bu adamlar yeni geldiler. 14 yıldır burada yaşıyorlar. Bunları çıkartmak felaket olur. Alırsam nereye koyarım gibi bir cevap verdi. Çıkarma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Osmanlı-Rus Savaşı başladı ve Osmanlı-Rus Savaşı aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bittiği tarihtir. Yani. Çünkü Rus Ayasofya'sa kadar geçmiş. O anlaşma sonunda... Hayır, seferberlik 93 savaşın neticesinde imzalanan Berlin Anlaşması'na Ruslar madde koydular ve Balkanlardaki Çerkezleri bire kadar, bir kişi kalmayıncaya kadar Osmanlı'nın iç bölgelerine taşıyacaksınız deyince bu insanlar tekrar gemilere dolduruldu, karayoluyla, deniz yoluyla Anadolu'ya ve daha çok da Suriye bölgesine, Laskiye limanına indirildiler. Mersin'e indirildiler. Buradaki, bu havalideki Çerkezlerin bir kısmı da işte buradan gelen insanlar. Ürdün'e yerleştiler. İsrail'e yerleştiler. O zaman İsrail yoktu. Suriye'ye yerleştiler. Bu insanlar. Filistin toprakları. Filistin bölgesi çok ciddi ikinci bir kıyım daha oldu. Fakat devletin o zamanki evraka baktığımız zaman bu adamlara yönelik, bu güçmen ileri sürgün edilen insanlara yönelik ciddi insaf hareketleri olduğunu da görüyoruz. Mesela şöyle bir anekdot anlatayım size. 1860'larda Boğaz'dan karşıdan karşıya geçen bir kayıkçının
ki Çerkez kahvelerinde galeyan başlar. Derler ki işte biz kapalı çarşıyı yakacağız, yıkacağız, nasıl böyle yapılır falan, ortalık karışık. O zaman tetkik edilir ve görülür ki kapalı çarşıda her dükkanın dibinde göçmen çocuklar bir şekilde annesini babasını kaybetmiş, kimsesiz, dünya kadar çocuklar ıslandırlar. O zaman bu Tanzimat şeyin meşhur paşası, o dönemin meşhur paşalarından Ali Paşa, o da bir Mısır çarşısı esnafının çocuğu. Ali Paşa, bizim meşhur öykücümüz Ahmet Mithat Efendi gibi isimler bir araya gelirler ve derler ki bu yetim çocukları sokaktan kurtaralım. Devletin bir şefkat kapısı açılsın bunlara koyalım diye Darüşşafaka'yı bu şekilde kurarlar. Arkadaşlar Darüşşafaka devletin bütçesinden 5 kuruş almadan dönemin bürokratlarının hibeleriyle, tasarruflarıyla alınmış, açılmış bir şey. Darüşşafaka'da okuyan çocuklara telgrafçılık eğitimi verilir. Bu çocuklar Osmanlı Memaliki'nin dört bir tarafında telgraf hattı kurmak üzere görevlendirilir. Bu telgrafçılar birbirlerini tanıdıkları için telgraf yoluyla haberleşirler. Osmanlı istihbaratının temeli de bu şekilde atılır. Şimdi gelelim güncelle bağlantılamaya. Bundan 10 sene önce Suriye'de karışıklık çıktığı zaman bir yazı ile Çerkezya'daki meseleyle tüm Suriye'deki meseleler arasında bağlantı kurmaya çalışmıştık. Şöyle ki, devletlerin taraf olduğu hukuka göre biz nasıl trafiğe uymakla mükellefsek, trafik kurallarına uymakla mükellefsek vatandaş olarak, devletlerin de uymakla mükellef olduğu kanuna göre bir memlekette meşru bir idare varsa, halkın kabul ettiği bir idare varsa, o idareye baş kaldıran güce ona de facto güç denir. O de facto güce yardım edemezsiniz. Bu şuna benziyor. Ben Hüseyin Bey'le konuşuyorum. Yıllardır Hüseyin Bey'le beraber yaşıyorum. Hüseyin Bey evladıyla kavga etmeye başladığı zaman evladına destek veriyorum. Ne kadar çirkin bir şey değil mi bu? Çünkü katli bir şey var. Hüseyin Bey o evladı tecrübesi daha fazla, parası daha fazla, gücü daha fazla tepeleyecektir. Onu tepeleyecek, bulursa ben bu konuşumla yüz yüze bakacağım tekrar. Dolayısıyla devletler hukukunda meşru bir idare varsa de facto güçleri destekleyemezsiniz. Türkiye, Suriye meselesinde maalesef böyle bir hata yapar. Yani siz ne kadar benim hoşlanmasını dilinden, imanından, dilinden, soyundan hoşlansanız da hoşlanmasanız da o memleketin meşru idaresi olarak benimseden bir idare varken oraya baş kaldıran kişiyi destekleyemezsiniz. Fakat maalesef bu konuda tarihte insanı görünmemiş bir şey ederek bir şey mi diyecektiniz? Arkadan bir şey mi diyecektiniz? Tamam, yanlış anladım. Yani arkadaşlar söylediklerim lütfen bir politik konuşma falan yapmıyorum. Ben tarihin oradan buraya yansıttığı şeylerle mukayese etmeye çalışıyorum. Çok rica ederim. Söyledikten hoşunuza gitmese de misafir olduğum için çok fazla incitmemenizi rica ederim yani. Dolayısıyla oradaki de facto güçlerin desteklenmesi çok temel bir diplomasi hatası. Çok temel bir diplomasi hatası. Bu hareketin neticesinde olacakların da bizim tarafımızdan öngörülemediğini söyleyebiliriz. Şöyle ki, eğer Esad yerinden edilseydi, yerine kim gelecekti? Kim geleceğini biliyor muydunuz? Gelecek adamın size karşı nasıl bir politika güneceğini biliyor muydunuz? Bilmiyorlar. Gelecek adamın sizinle dost geçinip geçinmeyeceğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Buna rağmen de facto güçler Türkiye tarafından desteklendi. Aman dedik, bakın bir yanlış yapıyorsunuz. Burada bir sosyal çalkantı olursa bu sosyal çalkantıdan en fazla biz etkileniriz. Buradan göç olur. Buradan göç olacak olursa demografik yapı bozulur. Oradaki demografik yapının bozulması da çok ciddi tehlikeye teşkil eder. Çünkü göç Ruslar tarafından Kafkasya coğrafyasında evvelce uygulanmış bir kolonizasyon politikasıdır. Şöyle ki,
Çerkezler yurtlarını %90 oranında terk ettiler. Kimi yerde %100 oranında terk ettiler. Çerkezler oradan çıktıktan sonra Ruslar Erzurum'a kadar geldiler. 10 sene sonra Erzurum sınırlarına kadar geldiler Ruslar. Aldılar yani oranını. Karşılarında mukavemet edecek bir şey kalmadı. Ve Çerkezya denilen toprak ebediyen artık benimdir demeye başladı. Burası benim. Çünkü insan yok. Mesela şu anda biz efendim bizim ata toprağımız oradaydı falan dediğimiz zaman Rus yetkililer bize hadi oradan diyorlar. Yani kaydın kuydun şu buyum yok nereden çıktın sen diyor. Biz kadimden beri buradaydık diyor. Ve bizim söyleyecek bir sözümüz kalkmıyor. Dolayısıyla uğradığımız mağduriyeti uluslararası platforma taşıyamadığımız gibi Ruslara vaktiyle sen benim dedemin dedesine böyle böyle ettin. Dolayısıyla şimdi bir takım haklar sana da diyemiyoruz. Boşalan bir Suriye kimin lehine olacaktır arkadaşlar? Suriye'nin boşalması durumunda ne olacak? Yani Hüseyin Bey oğluyla olan kavgada kan kaybedecek olursa Hüseyin Bey'in mülküne kimler gelip oturacaktır ve benimle nasıl bir konuşmak kuracak? Onun zayıflaması benim lehime mi olacaktır, aleyhime mi olacaktır? Bunun hesap edilmesi lazım. Üçüncü olarak göçün paralelini var arkadaşlar. Evet. Ne kadar insan geleceğini hesap edemeden sınır açılır. Tarihte emsali olmayan bir şekilde milyonlarca insan içeriye aktar. Bu insanlar Osmanlı'nın yaptığı gibi belli yerlere yerleştirmek, belli geçim kaynakları sağlamak falan böyle bir şey de edemeyiz. Gene bir kapıya yıldık, gene bir kapıya yıldık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz coğrafya seçimle Türkiye'ye iltihak etmiş bir coğrafyadır. 10 sene sonra bu coğrafyada seçim yapılacak olsa nereye iltica edeceklerini, nereye ilhak edileceklerini bu coğrafyanın bunun da hesap edilmesi lazım. Eldeki vatan toprağını korumak, eldeki vatan toprağına bilinç uyandırmak, eldeki vatan toprağını muhafaza etmeye çalışmak yönünde bir politika gitmek lazımken bu kadar insanı getirip sınırımıza döktük, demokratik yapımızı değiştirdik. Hiçbir millet kendi politik çabasıyla, kendi politik gayretiyle kendisinin demografik yapısını değiştirmez. Hiçbir Türkiye'de etnik olarak Türkler yaşar, Kürtler yaşar, üçüncü grup olarak Çerkezler vardı, dördüncü grup olarak işte şu vardı, bu vardı diyorlardı. Şimdi diyorlar ki Türkiye'de Türkler var, sonra Kürtler var, sonra Araplar var, sonra diğerleri var diyor. Yani etnik yapımı. Bu yapının doğurganlık hızı, bu yapının kültürel yapısı, efendim biz ensardık, muhacirdik. Bir dini disiplinde devlet politikası belirlenir mi arkadaşlar? Bir dini idealizmde devlet politikası belirlenir mi? Yani ben bir devlet olarak politika belirleyeceğim, bir dini disiplinden, bir dini değerden esinlenerek politika belirleyeceğim. Böyle bir şey olur mu? Reel politika diye bir şey vardı. O zaman biz hiçbir şekilde kamu yönetimi, politika, siyasi tarih şunu okumayalım. Biz dini değerlerimizden yola çıkarak politika oluşturalım. Böyle bir şey var mı? Yeryüzünün her tarafındaki Müslümana ensar olmak çabamız varsa 1994'te başlayıp 2004'te biten Çeçen Savaşı'nda Çeçen halkının 250 bini yok oldu, yok edildi. 250 bin insan öldü. 1 milyon nüfuslu Çeçen halkından 250 bin kişi öldü. Yani her 4 Çeçen'den birisi öldü. Bunların hepsinin adı Muhammed, Ahmet, Hasan, Hüseyin'di yani. Bunların hepsinin adı Hasan, Hüseyin. Hepsi Müslümanlı bunlar. 250 bin kişi öldü. Bu 250 bin kişiden bir şekilde kapağına Türkiye'ye atmış 250 kişiye vatandaşlık verdirinceye kadar 10 yıl boyunca uğraştık. Almamızın gerisi çatladı. Ancak vatandaşlık vermek hiçbir hakta sağlanmadı insanlara. 250 kişi. Yani taş patlasın, taş patlasın bu kadar. Dolayısıyla Uygur ülkesinde şu anda insan hakları ihlalleri var diyorlar. Bunun uluslararası arenaya taşınması için niye uğraşılıyor?
Türkiye'nin göçmenlere, savaştan kaçan insanlara kucak açmaması lazım gibi bir şey söylemiyorum. Bunu söyleyemem çünkü ben bir insanım, ben bir hukukçuyum. Yaşam hakkı her şeyden azizdir, her şeyden azizdir yaşam hakkı. Eğer bir insana bir yerde yaşam hakkı vermiyorsanız, o insana insan olarak bizim kucağımızı açmamız. Gel kardeşim benim yanımda yaşa, madem yaşayamıyorsun oralarda, demek insani borçtur. Benim savaş mağduru insanlara milletimin, devletimin kucak açmasından dolayı herhangi bir rahatsızlığım yoktur. Bilakis kucak açmak gerektiğini düşünüyorum. Fakat oradan gelen şeyin, insani davranışın ne kadarı savaştan kaçıp geliyor? Efendim ne kadarı geliyor mu şey kullanıyor? Ne kadarı daha iyi şartlarda yaşamak için geliyor? Mesela Türkiye'de 3.6 milyon Suriyeli göçmen var diyordu göç idaresi. Bunlar bir yıldır öyle söylüyor. Gerçeği çok da yansıtan bir şey değil ama bunların ne kadarı Arap, ne kadarı Kürt, ne kadarı Türk, ne kadarı Çerkez, ne kadarı Ezidi, ne kadarı bilmem kim. Süryani. Efendim bunların dini dağılımları ne? Mesela günün birinde Hafız Esad dese ki Türkiye'de yaşayan Suriyeliler hadi bakalım patlatın kendinizi diyecek olursa burada kaç tanesi kendisini patlatır? Bunların kaç tanesi IŞİD'ci, kaç tanesi Taliban, kaç tanesi Türkiye'ye ilişkin şey besliyor, hüsnü niyet besliyor. Bunların tetkik edilmesi imkanı ihtimali yok. Peki bu kadar insanı ölçüsüz bir şekilde kabul etmek, bunlara çok kolay bir şekilde vatandaşlık vermek ne anlama geliyor? Bunun neticesini niye hesap etmiyoruz? Şöyle örnek vereyim. İnsan olmak yolda karşılaştığınız bir muhtaca yardım etmeye gerektirir. Karşılaştığınız bir muhtaca karnın açsa al sana karnı doyuracak yemek deriz. Fakat onu evimize alıp salonumuza götürüp baba koltuğuna oturtup eline de kumandayı vermeyiz. Verene ne derler arkadaşlar? İşte verene ne derlerse biz öyleyiz. Onu ben telaffuz etmiyorum. Hocam. Evet, buyurun. Şimdi, çok konuştuk. Yok estağfurullah. Ben de şöyle bir şey. Sorular var aslında. De facto kusurlardan bahsediyoruz. Bilim bir böyle de facto kusurlara yardım ettiği destekliyorum söylemesi. Yalnız şöyle bir şey var. Mesela Suriye hükümeti 40 yıl boyunca PKK'ya destek verdi, açıklarına destek verdi, Afrika'ya destek verdi. De facto yaptı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde belki bir refleks olarak buna karşı yapmış olabilir. Bu bir. Yanılıyorsam. Evet. Yanılıyor olabilir. Evet. İkinci unsur. Göçün başından itibaren burada çok insan işin içindeyiz. Mühendisler hususunda, göçmenler hususunda. Karşımızda normal bir rejim yok. Yani normal bir rejim olur, insanları öldürmekten imtina eder. Bakın biz 40 yıldır PKK'yla savaşıyoruz. Bilinçli olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tane sivil öldürmemiştir. Bilinçli olarak, hadi şu sivilleri vuralım dememiştir. Bu bizim onurumuzdur, bu bizim gururumuzdur. Ama bu rejim çoluk, çocuk, yaşlı, genç, sivil, milis hiç fark etmeden tonluk, dinamit dolu bombalarla öncelikle de hastanelerden başlıyor vuracağı yere, okullardan başlıyor, kreşlerden başlıyor, yaşam alanlarından başlayarak vurup dümdüz edip gidiyor. İnsanlar dayanamadılar, o yüzden geldiler. Ya biz de bu insanları kabul ettik, açık kapı politikası, en başta işte 100 bin sınırı kurduk, sonra yok dedik. Tabii geldikten sonra bir başboşluk yaşandı. Gelen gitti, gelen gitti, gelen gitti. Nereye gittikler belli değil, kim oldukları belli değil, kayıt yok, hiçbir şey yoktu. Bunların hepsini yaşadık biz. Hatta toplantının içinde 3 yıl önce, 4 yıl önce oturup ben valideye söz aldım dedim, sayın valide, gelen nereye gitti belli değil, böyle bir şey var mı? Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunları işte şey olarak söyleyelim. Fakat gelme olayında bu gerçek var, bu realite var. Karşımızda normal bir rejim yok. Ha Türkiye en başta tarafsızım deseydi, vazgeçseydi. Bakınız bu rejim ne yapardı?
5 milyon insanı ben kesinlikle bulacağım. Asfaltlar atlayarak kurşun bile sıkıldı. Tanklar üzerlerine geçir. Öldürdü. Tamam ben kazandım diyor. Kapatır işi. Normal bir rejim yok bu karşımda. İnsan hakları, hukuk, evrensel değerler bilen bir Orta Doğu yok. Orta Doğu toplumlarının hepsinin silahlanmalarının tek amacı kendi hakları kafalarını kaldırırsa ezelim, dümdüz edelim, konuyu kapatalım, krallığımız devam etsin. Çok uzak bir. Buyurun. Tarih konuşmanın başında dedik ya, bugüne ışık tutan bir bilim dalı olmalı. Bugün nasıl anlayacağımızı geçmişteki tecrübelerimizin belirlemesi lazım. Çerkez göçü bir tecrübe olarak alınsaydı, günümüzde göç politikasının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için çok işe yarar bilgiler, bir takım bilgiler bize sunabilirdi. Öğreniyoruz ki Sağlık Bakanlığı Türkiye'de aşağı yukarı 20-30 yıldır görünmeyen bir takım hastalıklar nüksetti diyor. Efendim bir takım eğitim sorunları, şehirlerde asayiş sorunları, kriminal vakalardaki artış, işsizlik meselesi, ekonomik yerlerde bir takım bozukluklar, şunlar bunlar göçün sonucu olarak, sıkıntılı sonuçları olarak yansıyor. İşte Çerkez göçü de bir takım sorunlara sebep olmuştur, evet. Ama öbür taraftan göçün bir takım olumlu sonuçları da sürgünün Anadolu'ya gelen insanlar eline getirdiği bir takım olumlu sonuçlar da oldu. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi bakıyoruz, Türkiye'de çok taze bir kan verdiğini Çerkeslerin Türkiye coğrafyasına görüyoruz. O Anadolu coğrafyasında, Osmanlı topraklarında. Mesela askeriyeye çok farklı usuller getirdikleri, taze kan olarak girdikleri, mesela Balkanlardaki savaşlara ordunun haricindeki başıbozuk güçler deniliyor bunlara ama serbest güçler olarak Balkanlardaki savaşlara katıldıklarını görüyoruz. Türkiye'deki kadın hareketine çok ciddi ivme kazandırdıklarını, kadının toplumdaki yeri, kadının çalışması, efendim İslam toplumlarında çok hoş görülmeyen, çok şey edilmeyen bir statüde, İslam toplumlarında örneği olmayan ölçüde hayata katılmaları kadınların Çerkesler eliyle olmuş bir şey. Mesela spor hayatına etkileri var. Adamlar Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü kurmuşlar. Türkiye'de ilk atletizm müsabakalarını onlar yapmışlar. Spor konusunda çok ciddi şeyler getirmişler. Müziği yakın tarih söyleyecek olursak Süleyman Seba ama mesela aletli jimnastiği Çerkesler yaptılar. İlk spor kulübünü Çerkesler kurdular. Vücut geliştirme hocaları oldular. Eskrim dalında isimler var. Mesela ilk olimpiyatlara katılan Müslüman Türk kadını bir Çerkes kızıydı. 1936 olimpiyatlarına katıldı. Suat Fetkerey Haşemi adında bir kadın. İşte sizin hemşeriniz olan Uliye Nuriye Civelek, Türkiye'deki ilk feminist, Osmanlı topraklarındaki ilk feminist kadın olarak bilinir. Bir takım tarım ürünleri getirildi. İşte kabak çeşidi, bir kabak çeşidi, efendim bir takım darı şeyleri, bir takım tohumlar geldi. Ekime biçme teknikleri getirildi, yün tarama teknikleri. Sanayiye ürüne kazandırıldı. Mesela çizme kullanımı, kalpak kullanımı, ütü kullanımı. Çerkesler eliyle bu coğrafyaya gelmiş şeyler, soba. Ondan evvel tandırlar, ocaklarda ısınılıyor ediliyor ama soba sistemini Çerkezlerin getirdi. Mesela çay kültürünün yayılması, semaverin getirilmesi. Semaver Ruslar tarafından kullanılan bir şey. Çerkezler onlardan almak suretiyle Türkiye'ye getirdiler. Müziği canlandırdılar. Türkiye'nin biraz daha böyle batı etkilerine açık bir grup olarak kurdukları yerlerde daha fazla medeniliği, batılı değerleri temsil eden bir topluluk olarak yakın tarihlere kadar yaşadılar. Varlıklarını sürdürdüler. Mesela ben bir şeyde, Reyhanlı'da şöyle
eksiklerim o yönde. Hüseyin Bey anlatacak birazdan ama Çerkezler gerçekten bunlar 50 sene, 60-70 sene önce orada şu anda yaşayan insanlardan, çok daha modern koşullarda, çok daha medeni koşullarda yaşamayı becermiş bir toplumdu. Doğal olarak bir asimilasyon oldu. Çerkezler kendi kaderine bırakıldığında çok çoğalamayan bir topluluk. Çünkü bir sürü evlenme yasağı var. Akrabalarla evlenemiyorsunuz. Belli bir soy statüsü gözetmek durumundasınız. Efendim uzak kısımlarda olsa kan bağı olanlarla evlenemiyorsunuz. Belli bir yaştan önce evlenemiyorsunuz. Önünüzde büyük varsa evlenemiyorsunuz. Dolayısıyla Çerkezler çoğalamadılar da bulundukları coğrafyada ve bunun yanında bir de yerli unsurlara katılma hızı var. Çünkü tercih ediliyorlar diğer unsurlar tarafından. O bakımdan bugün belki asimilasyonun son kertesine geldi Çerkezler. Ben bu coğrafyada bundan 30 sene sonra bir Çerkez kültürüne ait bir iz kalabileceğini düşünmüyorum açıkçası maalesef, üzülerek. Bundan dolayı da şöyle bir şey var. Mesela İsrail'de iki tane köy var Colan tepelerinde. İki Çerkez köyü var. İsrail devleti onlara kendi dillerinde yayın yaptırıyor, eğitim verdirtiyor, kültürlerini yaşamaları için her şeyi yapıyor. Biz bu coğrafyada nüfusu bilmiyorum ama birkaç yüz bin kişi, bilimsel rakamla birkaç yüz bin kişi olan Çerkezlerin dillerini yaşatması, kültürlerini yaşatmaları konusunda herhangi bir çaba içerisinde de olmamış. Devlet olarak olmamış. Nasıl olsa onlar korunlar diye. Onlar da 150 yıl buraya kadar getirebilmişler. Yeni kuşak iletişim dili olarak dilini kullanamıyor. Sadece bir soy bağı ve folklorik bir grup olarak, yani dans grubu olarak ve mutfaklarıyla, yemeklerinde, varlıklarını sürdürüyorlar. Buna rağmen birçok Çerkez boyununda günümüzde dilleri yok olmuş durumda. Örneğin Babuklar. İşte. Dünyada son konuşan kişi bitti. Şu an yok yaklaşık. Abazince Türkiye'de bir herhalde şu anda birkaç yüz kişi tarafından konuşuluyordur. Abazin dili bir Çerkez, Abazaca dili. Abazin dili diye. Bir Kürsü falan yok. O bakımdan biz diyoruz ki en azından akademik seviyede Çerkez dillerinin Türkiye'de yaşatılması için uğraşılması gerekiyor. Çünkü bu insanlığın ortak değeridir. Bir dil sonuç olarak. Ve bu dil gerçekten farklı bir mantığı olan bir dil. O farklı mantık insanları çok girişken, son derece bireysel cesareti olan girişimci insanlar olarak ortaya çıkartıyor. Aslında ama şey var, Konuşu'da mesela Eskişehir'de bunlar daha çok var. Mesela Bağımlı Oğuz'un kendisi Çerkez, Çerkez'e bazı şeyler, Örgü'de dille ilgili bir şeyler yapıyor. Evet, dille ilgili bir şeyler yapılıyor. Türkiye'de Düzce'de Çerkez dili eğitimi veriliyor. Birkaç öğrenci var orada. Fakat bunlar son 1-2 yılda yeter artık kaçmış gitmiş bir pazar kazanıyor. Evet. Fakat hiçbir kültür serada yaşayamıyor takdir edersiniz ki. Buyurun. Özür dilerim. Kelimenizde çok içerilerim. Yani asimile mi oldunuz siz? Özür diliyorum. Şimdi biraz önce asimile oldu dediniz Çerkezler. Evet. Yani Türkiye'de asimile oldular. Yani Türkiye'de ben, hayır başka, Türkiye'deki olan Çerkezler. Asimilasyon yani, devlet eliyle demedi. Yani o an asimilasyon. Ama her şey coğrafyada olur. Öyle. Ama o devlet açısından demedi hocam. Asimilasyon olumsuz bir kelime değildir üstad. Olumsuz bir kelime değildir. Yani asimilasyon, Osmanlıca'da mahsetmek diyorlar yani. Özümselmesi, daha kuvvetli rengin içerisinde, hafif olan rengin zaman içerisinde gücünü kaybetmesi. Asimilasyonun bir devlet eliyle olanı vardır. Devlet gelir. Devlet eliyle olmadı. Ben size ne diyorum? Çerkezler tuz gibi bu coğrafyaya ekilmiş 300 orda, 500 orda bir toplum. Yani devletin bunu asimile etmek için çaba etmesine gerek yok ki. Zaten hanedanın dayısı bir yer. Zaten zaten çoğalamıyorlar. Zaten kendi içimizde özel bir yani konuşmanızın bir yerine kadar mükemmel bir konuşmaydı. Çerkezleri anlattınız. Akademik bir konuşmaydı. Ama
benim biraz hissiyatıma göre konuşmanızın bir noktasından sonra eleştiren bir duruma geçtiniz. Buyurun eleştirin. Yani o anda siz de söylediniz. Yani bazılarınıza belki ters gelebilir diye. Yani bir devlet olarak da şu anki hükümet olarak da bazı şeylerin yanlış yapıldığını söylediniz. Kaldı ki siz öyle göçle gelen bir topluluğun torunusunuz. Bu millet, bilmiyorum, Türk milleti dünyada hemen hemen her mazlum millete kucak açmış. Bunu da yani bu açıdan da öğrenilecek bir şey. Mesela şu anda Doğu Türkistan Çin'de bir defakto durumda. Yani olan müdahale ederse yani haksızlık mı yaparız? Yani bir babayla oğlu arasına girmiş mi oluruz? Öyle bir şey demedi zaten. Hayır, Suriye'deki insanlar için söyledi ya. Evet. Yani kontrolsüz şekilde. Şimdi özür dilerim. Suriye'deki buraya gelen halk, yani Suriye babasının oğlu olarak düşündünüz değil mi? Öyle değil mi? Evet. Araya girmek, oğlu tutmak, babaya karşı yanlış olur dedi. Evet. Şu anda Çin sınırlarında falan, Doğu Türkistan'da araya girmemiz bir yanlış olur mu sizin düşünceniz? Zaten girmiyorsun. Nasıl? Zaten girmiyor. Ne yapıyorsun? Hani giriliyor ya. Hani sınırımız olsa girilmeyecek. Sınırımız olsa girmeyecek. Ben buradaki içkide olarak buraya geldim. Ben de derneğe çok özür diliyorum. Bana bazı konuşmalar siyasi geldi. Özür diliyorum. Ama keşke olmasaydı yani. Şimdi siyasi geldi yani. Ben şahsen öyle algıladım. Hocamızla bir açıklasın. Beyefendi, bakın, önceden müsaade edin. Ben İstanbul'dan kalktım. Geldim buraya kadar. Çağırdınız zaten için geldim. Yani ben gelip size bir takım propaganda yapmak tarafları değildim. Birincisi bu. İkincisi ben orada bir çelişkiye işaret ediyorum. Suriye'de silahlı bir defakto güce destek verecek ölçüde ölçüsüzlük yaptık biz. Fakat bu yanlış bir şeydi. Neden aynı öngörüsüzlüğü Çin'deki duruma yapmıyoruz? Çünkü akıl mantık bunu gerektiriyor. Bizim orayla politik ilişkilerimiz var diyorum, değil mi? Orayla siyasi bir takım şeylerimiz var, bağlantılarımız var Çin'de. Dolayısıyla Çin'de Uygurların uğradığı mağduriyeti dünya kamuoyuna taşıyamıyoruz diyoruz. Çünkü çıkarlarımız sözü. Aynı çıkar burada da vardı diyorum. Burada da vardı. Niye Hüseyin ve oğlu arasındaki kavgada o çıkar sebebiyle susmadık diyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani söylediklerim hoşuna gitmeyebilir ama yanlış yerden tutuyorsun beni. Yanlış yerden tutuyorsun hocam. İkincisi şöyle bir mesele. Sözümü bitireyim. İkincisi şöyle bir mesele. Eğer aynı şeyi düşünecek olursak, aynı şeyleri düşünürsek, tamamen mutabık olursak birbirimizi dinlemenin esprisi nedir arkadaş? Birbirimizi neden dinliyoruz biz aynı şeyleri düşünüyorsak? Farklı şeyleri dinlemek durumundayız. Farklı düşünceleri dinlemek durumundayız. Ahmet ne düşünüyor, Mehmet ne düşünüyor? Medeni olmanın gereğidir bu. Medeni olmak farklı düşünceleri dinlemeyi gerektirir. Dolayısıyla ben medeni insanların davetine uydum. Buraya geldim, düşüncelerimi deklare ediyorum. Konuşmam başında da dedim ki, konuşmamdan herhangi bir politik sorun çıkarmayınız. Çünkü ben bir sosyal bilimci olarak meseleyi eğiliyorum ve diyorum ki size, bu bizim Suriye politikamız. Geçmişte Çerkez sürgünü karşısında gösterdiğimiz reaksiyonu tecrübe olarak kullanamadığımız için, bunu bir tecrübe olarak alamadığımız için, eksik bildiğimiz için, tarihte kopukluk olduğu için bugün bir takım yanlışlıklar yaptık diyoruz. Bu yanlışlıklar hükümet yanlışlığıdır, şunun bunun yanlışlıkları falan filan diye anlamayınız. Bir sosyal bilimci olarak yaklaşıyorum meseleye ve diyorum ki dün Çerkesya'da yaptığımız duruşumuz, tutumumuz, bunu ayrıntılı bir şekilde bilecek olsaydık biz bugün Suriye'den gelen insan kitlesini
daha sağlıklı bir şekilde karşılayabilirdik. Mesela? Daha ciddi bir şekilde karşılayabilirdik. Mesela? Mesela ne yapardık? Bunların iskanı konusunda daha farklı bir tutum içerisinde olabilirdik. Mesela ne dedim? Darüşşafaka'nın açılması da örnek verdim değil mi? Siz duydunuz mu? Suriyeli yetimlerin devlet eliyle alınıp belli bir meslekte yönlendirilecek şekilde eğitime tabi tutulduklarını, eğitim kurumunun kurulduğunu. Duymadınız değil mi? Mesela, hepsi, evet, hepsi yetiştiriliyor. Bir tatilde yapılıyor. Şu anda bütün devlet okullarında benim eşim ana okul öğretmenim. Evet. Şu anda iddia ediyorum size, keşke dün Reyhanlı'ya gittiğinizde okulunu da söylerdim size. Hepsi İstiklal Marşı okuyor, hepsi Mustafa Kemal'i tanıyor. Bakın, ve bu da aile desteğiyle oluyor. Yani aileden de itiraz ediyor yani. Çok sevindim. Sınavsız üniversiteye giriyor Suriye'de. Hayır, bütün dışarıdan gelen herkes sınavsız üniversiteye giriyor. Yani, çok sonra konuşalım. Çok daha hızlı konuşalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok geniş bir tarihi dönemi ana başlıklarıyla anlatmaya çalıştık. Tam olarak ifade edemediğimiz hususlar olabilir. Sorularınız olursa cevap vermeye çalışırım. Sabrınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Hüseyin Bey anlatsın da ondan sonra. Hocam çok teşekkürler. Yine size söz vereceğiz. Evet. Şimdi Hüseyin Bey Hatay'daki Çerkezler'den bahsedecek. Buyurun. Öncelikle misafirlerimize buyurup geldikleri için teşekkür ederim. Yarın da 10 Kasım münasebetiyle önlerimiz vatanımızın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de buradan almış olalım. Ben size Çerkez toplumu hakkında daha çok etnik yapıyı, kültürel yapıyı anlatacağım. Başlıyorum. Hatay'a gelmeden evvel bir miktar boylar hakkında, yaşam hakkında bilgi vermem gerek. O yüzden oradan giriş yapacağım. Çerkez kelimesi Kafkaslar'da yaşayan herhangi bir halkın doğrudan doğruya adı olmayıp genel için kullanılan bir namdır. Günümüzde Çerkez adı Kuzeybatı Kafkas bölgesinde yaşayan Adige, Abaza ve Ulu boylar için kullanılan bir kavram olup dar anlamda ise Adige boylar için kullanılmıştır. Aynı şekilde Osmanlı Devleti de Kafkas göçmenlerinin tümünü genel bir isim olarak Çerkez namıyla tanımlamıştır. Oysa ki Kafkas halkları kendilerine Çerkez tabirini kullanmamaktadır. Zira onların her birinin kendilerine ait isim ve cumhuriyetleri vardır. Çeçenler Çeçenistan, Abhazlar Abazya, Osetler Osetya, Adigeler Adigey, Dağıstanlılar ise Dağıstan'da yaşamaktadır. Adigeler 1856 yılı Kırım Harbi sonrasında Rusların baskılarına maruz kalan Çerkezler 1859 yılında Şeyh Şamil ve Mürükler önderliğinde mücadeleye girişmişti. Ancak bu durum karşısında durmayan Ruslar tüm güçleriyle birlikte Çerkezlerin üzerine yürüdü. Bu durum karşısında tutunamayan Çerkezler kara ve deniz yoluyla akın akın Osmanlı topraklarına göç ettiler. 1864-1878 yıllarında yoğun göçler oluştu. Fakat bu göçler tabii 1820'lerden itibaren başlamıştı küçük gruplarla. Osmanlı topraklarına iltica eden bu Çerkez grupları Anadolu, Suriye, Ürdün, İsrail ve Balkan bölgelerine yerleştirdiler. Yani günümüz ismiyle veriyor İsrail. Tabii Filistin mesela. Osmanlı. Tabii şu an. Bu göçler neticesinde Osmanlı topraklarına yaklaşık 1 milyon Kafkasyalı yerleşmiş oldu. Bunların yarısından fazlası da Adige boyları oluşturuyordu. Bugün Kuzey Kafkasya'da bulunan Adige Cumhuriyeti bu halkın adını yaşatmaktadır. Adige bayrağının yeşil rengi Kafkas dağlarını ve ovalarını, üzerinde bulunan 3 adet ok, dönemin Zaniko, Altekçio, Boleteko isimli büyük ailelerini,
12 adet yıldız ise 12 adige boyunu temsil etmektedir. Ancak yaptığımız araştırmalarda adige boylarının 12'den fazla olduğunu görmekteyiz. Nedeni birçok boy geçmişte sönmüştür. Soyları devam etmiştir. Bunlar Kabardak, Şapsı, Abzek, Hatukay, Matukay, Beslenek, Bjeduk, Hakuç, Jane, Ubul, Temirkoy, Çemkuy diyorlar bugün Anadolu'da. Abhaz, Breki, Kıyıgak, Manhırk, Adalek, Hegaki ve Goaje. Bunlardan birkaçıdır. Bu boylardan bazılarının nesli tükenmiş veya başka ülkelerde azınlık halinde yaşamaktadırlar. Günümüzde Türkiye'de yaşayan Çerkezler, Kafkaslarda yaşayan soydaşlarından yaklaşık 3 kat daha fazla bir nüfusa sahiptir. Anadolu topraklarında yaşayan adige boyları içerisinde en yoğun nüfus Şapsılılardan oluşmaktadır. Zira Şapsı boyu ana vatanlarında kalmamacasına sürülmüştür. Bu doğrultuda Şapsılıları Abzekler izlemekte olup, bugün dilleri unutulmuş Uluhlar ise Kabartaylara yakın bir nüfusa sahiptir. Kabartaylar adige boyları içerisinde en kalabalık nüfusa sahiptir. Çerkez boyları içerisinde Abazalar dini açıdan en hoşgörülü, Ubuhlar konuşmayı en iyi bilen fakat günümüzde kalmamıştır. Ubuhça konuşan kimse maalesef üzücü. Konuşmayı en iyi bilen, Abzekler en dindar, Şapsılar en sert mizaçlı, Kabardaylar ise kültürüne en bağlı boy olarak bilinmektedir. Asrın ortalarında Kafkasya'yı gezen Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi Çerkezlerden şöyle bahseder. Şevval ayının 10. günü Çerkezistan ülkesine ayak bastık. Peşkov Çerkez köyü Şuake Bey'in tahtıdır, başkenti. Kasaba gibi büyük ve mamur bir köydür. Bu Çerkez milleti gayet şiddetli ve gazaplı, melun adamlar olup ama gayetle bahadır, cesur ve yararlı namdar yiğitlerdir. Çerkesiye kavmi birçok kabileden oluşmuştur. Her birinin başında bir bey, onlara göre prens vardır. Bunların kilise veya camileri yoktur. O devirde onlara gavur derseniz çok kızarlar. Fakat Müslüman kabul ederseniz çok sevinirler ve iltifat kabul ederler. Hayat düzenleri ve toplumsal durumları çok demokratiktir. Para pul bilmezler. Mal değiş tokuşu ile alışveriş yaparlar. Kadınları erkekler ile eşit olarak alışverişe katılır ve yüzlerini örtmezler. Buradan layık bir toplum olduğunu da anlıyoruz o tarihlerde. Çerkesler çok sanatkardır. Gümüş işlemesi, kuyumculuk ve silah yapımında ustalardır. Ve kendi barutlarını kendileri imal ederler. Hayvancılıkta çok ilerlemişlerdir. Geceleri köylerini çok büyük köpekler korur. Bu insanlar eminim dünyanın en konuksever kişileridir. Bir de kendilerine sığınan kimseleri hayatları pahasına da olsa düşmana teslim etmezler. Çerkeslerde akraba evliliği kesinlikle yasaktır. Çerkes köyleri tahkim edilmiş kalelere benzer. En sağlam ağaç duvarlarla çevrilmişlerdir ve ayrıca ortada gözlem kuleleri vardır. Bu ülke son derece büyük doğal zenginliklere sahiptir. Bu arada anekdot olarak da şunu da belirteyim. Çerkeslerin başlangıçta iskan edildiği 3 bölge görünüyor. Samsun Reyhan hattı, 2. bölge Suriye Ürdün hattı, 3. bölge Balkan hattı olarak. Yıldızların ilk adige bayrağı 10 yıldızlı oluyor. Ubuhlar ve Abazalar boyları temsil edilmiyor. Daha sonra 12'ye çıkartılıyor. Ubuhlar ve Abazalar da temsil ediliyor. Bu şekilde düzenleniyor bayrak. Çerkezlerde sınıf. Birçok toplumda olduğu gibi adige toplumunda da bir sınıf sistemi bulunmaktaydı.
Adıgelerdeki bu sınıf 5 tabakadan oluşuyor. Bunlar bir pışı, reis ya da bey, prens diyorlar. İki warp, reisin mahiyetini oluşturuyor. Üç fokolt, biraz bu sıralamayı zor çeviriyorum ben. Hür pışını, yani beyin otoritesi altında yaşamayıp vergi de ödemezler. Evet, evet. Siz de destekleyin, ben çok şeyleri düşünüyorum. Verilenlerin içine çok yerleştirdim. Muhakkak, muhakkak. Tabii. Dört pışıl. Çiftçi pışının adamı, ekip biçtikleri mahsullerden himayesine karşılık olarak pışıya pay verilir. Beş, vneut. Genellikle harp esirlerinden oluşan, belli başlı haklardan yoksun kölelerden oluşmaktaydı. Bu tabakaları oluşturan kişilerin görevleri ise şöyleydi. Pışı, köyün, bölgenin başı. Tlekotleş, prens, pışı adayı. Dışınıgo, altın kaplanmış gümüş manasında prensin altı. Vokşave, tlıguşe, tlıguse, kendi başına buyruk, hür, pışı ona yer, hayvan, alet ve edevat verir. O da işçileri çalıştırıp mahsulü toplar ve pışıya vergi verirdi. Beykoel, karın tokluğuna çalışan kişi. Tlhokot, hür insan, pışının onayı ile dilediğini yapar ve istediği tarafa giderdi. Tlekoşave, keza hür işçi, anlaşma ile istediği yere çıkabilir. Vneut, ot kesip getirir, hayvan besler ve ayak işlerini yapar. Şehek Şakuş, sözleşme yaparak kendi hürriyetini satın alan köle. Adigelerde reis kabul edilen pişiler sadece kendi denklerinden kız alır ve verirlerdi. Şayet bir pişi kendi dengi olmayan birinden çocuk sahibi olursa buna Tuma denirdi. Tuma Tlekoteş'ten büyük, pişiden küçük sayılırdı. Pişinin evini soyan öldürülür ve pişi öldürmenin cezası da çok büyüktü. Bu suçu işleyenin tüm ailesi öldürülür ve çocukları da köle olarak satılırdı. Vortlar, aşya faşe diye bilinen silah takımlarıyla pışıya eşlik ederdi. Bu düzen özellikle ovada yaşayan kabartey, besleney, mehoş, bıcırkoy, bıcadu, hatukoy ve mamuklar arasında yoğundu. Zamanla hür sınıfı oluşturan fokol tabakası da Pışıl tabakasına dönüştürüldü. Kuzeybatı Kafkasya'nın dağlık kesimlerinde ise demokratik eşitlik hakimdi. Yani bu ayrıntılar tabii çok şeydir, sonuç olarak sınıflı bir toplum. Evet. Aslında böyle bir var. Merak edenler olur diye bilgi verdim. Evet, bu şimdi. Şurada geçiş var mı sınıflar arası? Bazı kabilelerde kast olarak var. Yani kan esaslı bir soyluluk var. Feodalite, yani mal esaslı soyluluk da var. Aslında pışılık kan esaslı bir soyluluktur. Wong dediğimiz yani Hüseyin Bey'in pışılara yardımcı olarak algıladığı kitap esasen mal esaslı soyluluk olarak da erdem ve mal esaslı soyluluk olarak da algılanan. Yani erdem de mal da kan da soyluluk sebebi olabiliyor. Evet. Kabardeyler, Adige boyları arasında en kalabalık zümreyi teşkil eder. Büyük ve küçük Zelenbuç havzalarından Vledips Kafkas'a Vledikafkas'a uzanan Kuma ve Terek nehirlerini de kapsayan geniş bölgelerde yaşarlar. Doğuda Abaza ve Çeçen İnguşlar, güneyde Karaçay Baltarlar, batıda ise Besteneyler ile komşudurlar. Besteneyler köken itibariyle kabardayların bir kolu olarak gösterilir. Kabardeyler büyük ve küçük olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
Büyük kabardeyler Nalçik ve çevresinde, küçük kabardeyler ise Mozdok ve çevresinde yaşarlar. Bu boyun yaşadığı bölge Kafkasya'nın en hassas noktalarından biri olup Doğu ve Batı Kafkasya arasında köprü konumundadır. Kabardeyler Ruslara karşı diğer Adige boylarına nazaran daha az mücadeleye girişmiş. Ancak bu boylardan bazı gruplar Abzalların yanında yer alarak soydaşlarına büyük destek vermişlerdir. Şapsılar, Kuban Nehri'nin güneyindeki düzlük ve Kafkas dağlarına uzanan bölgede, doğudan Bişedulular ve Abhazlar, batıdan ise Natukaçlarla çevrilidirler. Yurtlarından başlıca Psekus, Psehış ve Pşeha ırmakları ile Kuban'a dökülen akarsular geçmektedir. Şapsıların bir kolu Kafkas Dağı'nın güney eteklerinde bulunan Pısizuy Vadisi'nde yaşar. Bu boyun Tuapse yakınlarında oturan kolonilerine küçük şapsılar, dağlık kuzeyindeki Kuban'a doğru oturanlar, ana kitleleri ise büyük şapsılar denir. Ayrıca Natukaçların da şapsılardan ayrılmış bir zümre oldukları ile sürülmektedir. Abzaklar, Kabardeylerden sonra en kalabalık Adige boyudur. Kafkas dağlarının kuzey etekleriyle Kuban Nehri civarında yaşarlar. Ruslara karşı mücadelede Natukaç ve Ubuhlar ile ön saflarda yer almışlardır. Abzaklar içerisinde asillerin nüfusu ile sınıf farklılıkları diğer boylara nazaran daha belirgindir. Abzaklar başlıca Şagvaş, Kıhurçiks, Pşeha, Pıkhatas. Hocam ben zor çeviriyorum bunları. Söyleme. O da şakamız. Evet. Tamam, ben direkt şeye geldim. Hatay'dakiler. Bir soru sorabilir miyim? Hüseyin Bey. Evet. Şimdi siz Şapsıların nüfus olarak daha fazla olduğunu söylediniz. Evet. Ama Kabardeylerin az önce dile getirdiğiniz nüfuslarının daha fazla olduğunu söylediniz. Hayır. Şimdi, dünya genelinde Kabardeyler daha yoğun nüfusta. Ha, Türkiye olarak mı Şapsılar? Türkiye olarak Şapsılar. Evet. Anladım. Evet. Tabii tabii. Bunlarda net kayıtlar yok. Evet. Evet. Sadece Kabardeyler neden çok bilinir? Kayseri Pınarbaşı'nda 100 köy vardı. Evet. Ama Şapsın dağınık olarak çok daha farklı yerler bizim. Evet. Fakat bu sayıları şey yapma şansımız yoktu. Evet. Maalesef zaten bu soykırım sürgün olaylarında zaten hiçbir şekilde kayıp tutulmamış. Yani şu anda da Çerkez sayısına ilişkin hiçbir şey yok. Evet. Kayıp yani yok. Tavanı bunun, tavanı 7 milyona kadar çıkıyor. Tabanı için 30 bin diye de bile rastladım. Yani Türkiye'de 30 bin Çerkez var diye de bile rastladım. Tavan 30 bin, tavan 7 milyon, taban 30 bin kişi ise bu şu manaya geliyor. Bu halkın nüfusuna ilişkin hiç kimse hiçbir şey yok. Bu evlilikten dolayı yok. Yok, yani sayma imkanı yok. Türkiye'ye mozaik entegre olmuş olur. Yani darmadağın şekilde sürgün edildikleri için bilinmiyor. Evet. Evet. Hemen hemen çok ailelerde bir şey var, bir şekil var. Yani. Var, bir darmak var. Reyhanlı Çerkezlerinin büyüklerinden merhum Hakim Şakir Huvaş Bey'in verdiği bilgiler var. Onu evet paylaşacağım. Reyhanlı yöresine yerleşen Adige boyları şunlardır. Jane, Şapsı, Abza, Bjedu, Çempuy, Hatukay, Kabartay ve Besli, yani Besleme zümreleridir. Bunlar dışında yöreye 1926 yılında Abaza ve Ubuh boylarına mensup topluluklar da iskan edilmiştir. Ancak bunlar Ahmet Anzavur ayaklanmaları sebebiyle Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmışlardır. 1938 yılında Hatay Devleti'nin kurulması üzerine bunlardan bir kısım ülkeye geri dönmüş olup diğer bir kısım ise Suriye'ye yerleştirilmiştir. Kafkas bölgesinden tek bir Kabartay ailesi gelmiş olup Reyhan ilçesinin Harran köyüne iskan edilmiştir. Bu ailenin bir kız bir erkek evlatları dünyaya gelmiştir. Erkek evladın Ürdün ülkesine yerleşmesi üzerine yöredeki Kabartay nesli sönmüştür. Hatukay boyu ise tek erkek evlat vermedikleri veya genç yaşta öldükleri için zümre statüsü kazanamamışlardır.
Bugün Reyhanlı'da Besti, Çemkuy, Bjedul ve Jane boyları yaşamaktadır. Ancak bunlara ait kabile adları pek bilinmemektedir. Şapsı boyu Köprü, Bagye, Yokoş, Buser kabileleri olarak yörede yaşamaktadır. Yöreye yerleşen en kalabalık boy Abzaklardır. Reyhan'da bu zümre şu kabileler tarafından temsil edilmektedir. Huvaş, Gonoşko, Gute, Apiş, Hış, Şurmut, Pihave, Meşveş, Şevcen, Abide, Tuvuş, Bısıblen, Bış, Huvaş, Haprechu, Hapaye, Blene Gapse, Şavuş, Lepseru, Lışe, Vunaruy, Tısey, Püç, Kazancı, Hodin, Çetav, Hapepi, Çöy, Baş, Pveko, Buruş, Kotsi, Beçipko, Yehulko, Jev, Şneho, Çubut, Bev, Jankat, Yenemut, Şoktır, Davur, Naç, Şuçe, Paşt, Çemişi, Zbe, Mehoş, Memkek, Orsabi, Meretko, Bdenko, Blevoş, Birant, Beçik, Hone, Lupsı, Hajun, Hunak, Hatko ve Ançok. Bu kabileler, bu kabilelerden Puveko, Bıçımko, Yenulko, Jev gibi daha birçok kabile var. Bunların nesli tükenmiş durumda şu an. Günümüzde evet bu şekilde bunlar nesli tükenmiş durumda görünüyor. Çerkez, Reyhanlı Çerkezlerimiz geldikleri tarihler yaklaşık olarak 1880'li yıllarda Harran köyüne, Reyhan'daki Harran köyüne yerleştiriliyorlar Osmanlı Devleti tarafından. Bunlara yaklaşık olarak 90-93 dönüm civarlarında araziler veriliyor devlet tarafından. Daha sonraki yıllarda Fransızlar döneminde daha çok Reyhanlı'nın Yenişehir ve Bayır Mahallesi dediğimiz bölgelere göç ediyorlar köylerden. Harran köyü ve civarında bu şekilde bir yerleşim durumları söz konusudur Reyhan'da. Şu an Reyhan'daki Çerkez toplumu genel olarak Abzekçe konuşuyor. Çünkü diğer küçük zümreler ister istemez onlara tabi olarak hareket etmiş olduğu için geçmişte ister istemez onlar kendi dillerini konuşamayıp Abzekçe konuşuyorlar. Yoksa Şapsı aileleri var. Onlar da Abzekçe konuşuyor. Bunun yanında işte Hatukay soyundan gelen Hatko kökenli aileler var. Onlar da Abzekler içerisinde. Yine Çamkuy kökenli aileler var. Onlar da bu Abzekler arasında yaşıyor. Bu şekilde yani şu an zaten şehir dışına da çok göçler verdiler. Yani nüfusları Hatay dışında tahminime göre Hatay'dan daha fazla olsa gerek. Şu an yaklaşık işte 1500 kişi kadar bir nüfusları var Hatay'da, Reyhanlı'da. Reyhanlı tarafından bir grup da daha sonraki yıllarda burada Serinyol, Bedirge tarafına gelip yerleşti. Evet, onlar da Reyhanlı'dan gelmedir. Bu şekilde Reyhanlı'daki yaşam sistemleri. Eğer merak ettiğiniz başka bir şey varsa. Evet, bir de şunu sormak istiyorum. Mesela Reyhanlı'daki Çerkezler'den öğrenilmiş. Mesela Çerkez olmayan insanlarda bir Çerkez adeti verilmiş miydi? Benim annem Reyhanlı mesela. Evet. Annem bize küçükken Nogay tabii içirirdi. Evet. Çünkü Nogay'la Reyhan'a gelmişler. Evet. O küçük topluluk Reyhanlı. Çok insana Nogay çayını öğretmiş. Şu an eşim hiç hayatta içemez öyle bir şey ama ben çocukluğumdan beri içtiğim için Nogay çayı bana güzel gelir. Hani Çerkezlerden de böyle hamla aldık evet. Bir şey kültür edilmiş mi? Bir yemek içme adeti veya yok, bir ekmek şeyi veya muhacir gelmiş ne yapmış? Evet.
acil ekmek derdimiz. Mayalı ekmek. Yardık biz mesela. Bunlar da bir şey katmışlar mı? Bizim Reyhanlı Çerkezlerimiz biraz daha kendi tabuklarında daha biraz muhafazakar yaşayan bir toplum. O yüzden kendi yemekleri, kendi düğünleri, yani kendilerine münhasır bir şekilde yaşıyorlar. Dışarı yani çok etkilenmedi. Yok, maalesef çok etkilenme yok. Yani diğer Arap halkına olsun veya Türk halkına öyle çok etkilenme yok. Öyle yaşam tarzı. Yani onlar da, onlar çok kapalı yaşadığı için mi? Bu yoksa karşı taraf mı alıcı değil? Bunlar mı verici değil? Kapalı yaşıyorlar. Bizim Reyhanlı Çerkezlerimiz daha bir kapalı yaşıyorlar. Ama bu soruştu. Yani hani muhakkak azınlık psikolojisi de vardır. Ayrıca şey de var. Yani nasıl desem birbirlerine yetebiliyorlar. Peki ama iç evlilik fazla olmadığı için burada bir sıkıntı yok mu? Farklı sülaleler mi? İşte öyle. Birlikte yaşam mutlaka karşılıklı yaşam için mutlaka bir şey yapamadık. Suriyeliler de şu anda biz bir şey alıyoruz, veriyoruz. Türkiye'ye kahve kültürünü getirdiler. Nargile kültürünü getirdiler. Mesela İstanbul'da görüyorum zahter. Eskiden bizden başka kimse bilmezdi. Şimdi zahter alınıyor. Efendim garsa bulunuyor. Dünya kadar etkileşim var. Çerkezlerin beraber yaşadıkları kişilere bir etkisi olmadığını söylemek, etkileşim olmadığını demek mümkün değil. Sosyolojik olarak 30 yıl önce o mahalleye bir Türkmen giremez veya Arap giremez. Genelde öbür tarafa girmedi. Yani. Biraz ayrımcılık vardı yani. O zaman mı? Yani o zaman mı? Evet. Ama şimdi bu kadar kalmadı. Evet. Yani daha iletişim var. Hanımefendi o bakımdan sorduğu için ben öyle işte cevap verdim. Hayır, yoksa muhakkak hocamın dediği gibi vardır ufak tefek şeyler ama ciddi anlamda kimse bilmez. Çerkez yemeklerini mesela yememişlerdir de Reyhan'la. Tabii bilmez. Şu anda yeniyor. Yani Araplar bilmez mesela Reyhan'da yaşayan Çerkez'e bilmez. Veya Türkmenler bilmez. Evet. Çerkezler arasında bir bağlılık var yani. Tabii birbirlerine bağlılar ve birbirlerine de yetiyorlar Reyhan'da. Şöyle söyleyeyim, yani toplumla gayet sosyallerdir. Toplum içerisine girerler, çıkarlar, entelektüel insanlardır. Hoşlardır yani, şakacılardır, güler yüzlü insanlardır. Tabii, müthiş layık insanlardır, hepsi Atatürkçüdür falan ama dediğim gibi yani şey olayı yok. Yani hani dediğiniz gibi mesela ben gidip Uzunyayla işte Binboğaz taraflarındaki kabarteleri de gördüm. Mesela orada ne kadar olursa olsun yörenin halkı oradaki kabartayları biliyor, kız alıp vermeleri olmuş, mesela yemeklerini biliyorlar, köyleri hakkında detaylı bilgileri var, tanıyorlar birbirlerini. Bizim bu tarafta o kadar değil, oradaki kabartaylar kadar değil yani. Kültür alışverişi çok olmuş oradaki kabartaylarla, burada hala yok. O kadar. Arkadaşımız kızık oradan kız kaçırdı. Benim arkadaşım. Zaten vermezler. Evet, vermezler abi. Geri gereği. Evet. Yani beni vermek istedi. Onların adeti o şeyin el sahibinin büyüğü gidip oradan büyücülük yapacak. Tekrar onlar. Kız istekler böyle bir barışma olayı vardı. Yani. Evet. Tekrar işte olan rahmet gitti. Onlarla kız var şey, oğlan babası olarak. O hem kız babası hem oğlan babası. Neyse o anlaşmayı yaptık. Ondan sonra düğünlerini falan yaptık yani. Evet. Hani öyle bir şey vardı. Sen daha çok bu ama şimdi o kadar değil. Şimdi benim kardeşim de Çerkez yani. Yani bizde epeyce var yani. Evet. Yani ister istemez tabii yani. Yani popüler kültür yavaş yavaş. Sisi gibi değil yani. O kadar sıkı değil yani. Var mı başka soru? Yok. Bitir. Evet değerli dostlar, ben kısa bir iki tane soru soracağım. Bir tespitimi
İzrail'e evlendi. Ben Samsun'da yaşadım. Samsun Bezirköy'de. Oranın Çerkezleri, mesela orada çoğunluk Bezirköy'de, çoğunluk sosyal demokrat. Çerkezler karşı pozisyon almışlar. Hep pala bıyıklı, ülkücü olmuşlardı. Göksu'na geldim. Yerel halk çoğunlukla ülkücü. Çerkezler çoğunlukla sosyal demokrat olmuşlardı. Reyhan'da da aynı şeyi görüyoruz. Bu biliyorum belki bir azınlık psikolojisidir. Ha, biz azınlık olarak görmüyoruz Çerkezleri. Ben hiç aklıma bile gelmedi ve şu, bu akşam mesela üzüldüğüm bir konu. Çerkez dediğimiz unutulması çok yazık olur. Çok ya, bu konuda biliyorum talepleriniz oldu mu devletten? Kasıtlı bir şey zannetmiyorum. Öyle bir şey yok. Potansiyel bir tehlike yok. Kaç sene önce Türkiye'de değil ama bir sempozyum oldu Çerkez üzerinde biliyorum. Ve yani Türkiye'den katılan dinciler falan oradakiler. Yani şu anda Türkiye'de benim bildiğim mesela akademisyen çok Çerkez olduğunu bildiğim. Çerkez akademisyen çok. Çerkezci akademisyen. Hatta Türkoloğum. Çerkezci olarak yok. Ama şu anda psikolojide şöyle bir şey var. Kaybolan diller üzerine eğilmeye başlandı. O açıdan kanalıyla yani Çerkezci de yavaş yavaş içeri oturmaya başladı. Bu borç alanlar. Ben onu geçiyorum. Borç alanlar gördükten sonra borç alanlar diyorum. Aslında bunlar da yazılı takım kayıtlara geçtiği için ses olarak varlar zaten de fakat konuşan insan yok canlı olarak dilin ölmesi o da bu. Maalesef o kayıtları bizden evvel Fransızlar gelip almıştır. Yani kendimiz sahip çıkarmışız. Şu anda Milli Eğitim galiba sayı 5-6 civarında bir sayı verdiğiniz zaman öğretmen göndermek zorunda. Evet. Fakat görüyoruz ki Çerkezler'in evet. Öyle bir teveccühü yok. Evet. Yani Çerkezlerin kısmen yaşadığı, yoğun yaşadığı yerlerde de böyle bir yoğun bir teveccüh göremiyorum. Çok zorlamayla işte birkaç sınıf açılabildi. Bunun birinci sebebi şu, ailelerde dillerin iletişim dili olarak kullanamıyorlar artık. Bir yani, şurada bir şey oluyor tabii. Evet. Baba ayrı boyda mı? Anne ayrı boyda mı? Dilde zor olduğu için. İkinci sebep farklı lehçeler, aksanların olması. Çocuk hangi aksanlı olacak? Daha gerçekçi bir sebep de şu. Her yerde tuz misali ekilmiş durumdalar. Yani üç bir yerde, beş bir yerde. Sonra yerel halka karışmışlar. Dolayısıyla işte ailesinden bir kısmı Çerkez olan bir insanın bu dili öğrenmesi kiminle konuşacak mümkün değil. Dolayısıyla doğal bir imkansızlık söz konusu şu anda. Yani doğal bir imkansızlık söz konusu. Hani buradan yola çıkarak da şeyler, bir takım siyasi çıkarımlar falan filan bana çok doğru gelmiyor yani. Şu anda sizin işte çocuğunuza Çerkezce öğretmenizin önünde bir engel yok ama bakıyorsunuz aileler böyle bir ihtiyaç duymuyorlar. Herkes çünkü dil artık iletişim dili değil. Yani kullanamıyorsunuz, evin dışında kullanamıyorsunuz. O bakımdan bu hususu çok önemseyen insanlar çocuklarını Kafkasya'ya gönderiyorlar. Veya özel bir gayret gösteriyorlar ama halk kitlesi de maalesef artık kurtarılabilecek durumda değil. O bakımdan sadece akademik seviyede ele alınıp bunlar 20 kuşak, 20 yıl, 30 yıl sonra bu dili hafızasında tutan, anlayabilen, konuşabilen birilerinin olması önemlidir diye düşünüyorum Türkiye'de. Yazı dili olmalı. Evet. Son yıllara. Evet. Hulusi Bey, terekemeler evet. Çerkez midir? Türkiye'de çok yaşıyorlar. Evet. Özellikle Uruş, Kars, Uğur, evet. Ardahan evet. Civarında. Terekemeler Çerkez midir? Şimdi terekeme Çerkez ne anlamda kullanılıyor? Konuşmanın başında dedim ya, birincisi bir kavim adı olarak kullanılıyor. Adigeler Çerkez olarak tanınıyor dünyada. İkincisi Osmanlı bu göçte gelen insanları, farklı Kafkasya'nın çeşitli yerlerinden gelen insanları
tasnif edebilecek bilgiye sahip değildir. Hepsi aşağı yukarı aynı kıyafet. Kapı kapılarında kalpak varsa, ellerinde kemer varsa, onlara Çerkes dedi. Dolayısıyla Çerkes Kuzey Kafkasyalı anlamında kullanılıyor. Dağların kuzey iki anlam. Birisi bir halkın adı, ikincisi bir kültürün adı. Bu çok doğru değil aslında yani. Bu çok doğru değil. Bu manada bakacak olursak Kafkasya'daki Nogayları, efendim, şunları bunları da koymak lazım işin içerisine. İşte Anadolu halkı Kafkasyalı'yı tanımlayamadığı için, o ayrıntı, tafsilat bilgisi onda olmadığı için Kafkasya'dan gelen herkese Çerkez demiş. Şimdi Malatya'da mesela Dağıstanlı Türk grupları, Dağıstanlı da Azerbaycan kısmından gelmiş, evet. Türk grupları Çerkez diyorlar. Evet. Lezgilere Çerkez diyorlar. Hatta bazı yerlerde Aceralara, Gürcülere falan da Çerkezlerle karıştıranlar var. Fakat soyca Terekeme Türkmen kelimesiyle, Türk kelimesinin neden Kıpçakmoğlu'yla yanmak için. Kıpçakmoğlu'yu bu kanaatime göre Kıpçakmoğlu'da değil. Bizim Erzurumlu, Karslı, Oltulu, neyse Oltulu'yla Ahıskalı aynı şeydir yani. Evet. Efendi de aynı şey ama son Rus putlar Kıpçak'tır, siz Oğuz'sunuz. Bunlar Rusların şey yaptığı meseleler. Ahıskayla Erzurum'un Oltusu, Bayburt, Gümüşhane arasında herhangi bir geçiş yasağı şu mu yoktu? Bin yıldır bunlar bu bölgeye şey ettiler. Mesela Terekemeler bugün yaşadıkları yer Dede Korkut masallarının anlatıldığı, cereyan ettiği yer. Dolayısıyla Dede Korkut kim ise Terekeme odur. Ama Rus diyor ki hayır, sizinle bunların arasında bir ufak soğan zarı var diyor. Nedir o? Efendim bunlar Kıpçak diyor. Şimdi Azeri ile Nahçıvan'ın arasında ne fark vardır? Bir fark yoktur değil mi? Belki bir kısım mezhep yani. Ama dedi ki sen Azerisin, sen Nahçıvanlısın dedi. Efendim Adige ile Kabardey arasında ne fark vardır? Maraşlı ile Aydınlı arasındaki Türkçe kadar fark vardır. Dedi ki sen ayrı milletsin, sen ayrı milletsin. Çeçen ile İnguş arasında soğan zarı kadar fark yoktur. İkisi aynı millettir. Dedi ki siz farklı milletsiniz. Mesela Karaca ile Balkar. İkisi de Oğuz Kağan'ın Türkçesini konuşur. Dünyadaki en temiz Türkçe. Karaca ve Balkar'ların konuştuğu Türkçedir. Arada onları Sibirya'ya gönderdikten sonra ufak bir şey soktu. Boş alan soktu ve dedi ki Karaçaylar ve Balkanlar farklı millettir dedi. Zaten bunların ikisi birleşecek olsa 1 milyon tutmuyor nüfus. 405 bin kişiler birbirine. Onlara ayırdı. Yani Kafkasya'ya ve Türk dünyasına yönelik. Evet. Rusların yaklaşımı hep böyle oldu. Bakınız, Ruslar gelmeden önce Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ayrımı yoktu. Bu bölgeye Türkistan diyorlardı. Türkistan ikiye ayrılıyordu. Doğu Türkistan, Batı Türkistan. Doğu Türkistan'ı Çin'e verdiler. Batı Türkistan'ı da 6 tane bölgeye böldüler. Ondan sonra dediler ki, Kırgızlar ve Kazaklar arasında ezeli ve ebedi bir düşmanlık. Hala sevmiyorlar. Sizin birbirinizi sevmeniz... Ya nasıl mümkün değil? Biz sen gelmeden önce kardeş kardeş yaşıyorduk. Hayır, yaşayamazsın. Özbek ile Türkmen arasında dediler ki sizin çok büyük kan davanız var. Neden efendim? Fi tarihinde Ali Şenevayi şöyle şöyle etti de Timur'da böyle böyle etti. Onların arasında da bir kan davası oldu. Mesela Ahıskalıları 1944 sürgünüyle aldı, Özbekistan'a getirdi, Fergana Vadisi'ne getirdi. Fergana'da Özbekler ve Ahıskalılar arasında düşmanlık çoktu, evet. Kan döktü ve bu insanları birbirlerine düşman etti. Yani Rusların temel yaklaşımı düşmanlarına ya böyle, aksan parçalar, ya mezhep, mesela dini kabul etmiyorlar fakat mezhep bile Sovyetler eliyle ayrılık vesilesi olmuştur. Bunun gibi şey etmiştir. Dolayısıyla Terekeme esasen bir halk adı değildir. Anadolu'lu neyse, Erzurumlu neyse, Kars'taki Türk neyse, bunlar da kadim çağlardan beri orada yaşayan eterliyle bir Oltulu'nun aksanında hiçbir fark yoktur. Ne diyorsunuz? Terekeme Kıpçak'ı Oltulu Oğuz'dur. Böyle bir şey yok. Bunlar Rusların araştırmaları neticesinde vardığı nokta var.
Hocam ikisi de zaten Türk boyu değil mi? İkisi de Türk boyu ama. Bıçaktır demek doğru mu? Şimdi, şimdi hocam onu şöyle söyleyeyim. Ben. Ya nasıl ki ben Çerkesler arasında şu kadar 12 boy dedik bayrağı. Onu şöyle ben izah edeyim. Sadece bizim kayıtlarda anlatılanlardan değil. Benim Azeri bir dostum var yine tarihçi. Onun verdiği bilgide de Anadolu'daki konar güçleri tarif ederken dedi ki ha Terekeme'den mi bahsediyorsun sen? Yani Kıpçakların konar güçlerine onlar evet yürük yürük. Onlar Kıpçakların konar güçlerine Azeriler. Konar güçlerine yürük. Ha, bizler yürük diyoruz Toros taraflarına. Evet. Onlar da Kıpçak'ın konar güçlerine Terekeme diyorlarmış. Bunu anladık. Azerbaycan. Tabii Azerbaycanlılar bizzat şeyde. Çünkü Azerbaycanlı bunu ustan öğrenmiştir. Bu doğru bir şey değil. Ayrı bir konu ama. Ha, ayrı Azerbaycanlı bir ustan almış. Azerbaycanlı Türk onların ayrı bir ırk olduğunu söylemiyor. Hayır söylemiyor. Onlar Türk konar geçerli. Kıpçak da Türk işte. Bakın, Türk ama Türk ama. Bunlara kabile, bunlara işte kabile izafe edemezsiniz. Evet. Eğer kabile izafe edecekseniz bu insanlar Erzurumlu neyse o kabile. Kıpçak kimdir? Kıpçak kimdir? Eğer Kafkasya'da Kıpçak arayacak olursanız Kıpçak'ı Karaçay'da, Balkan'da, Kumuk'ta arayacaksınız. Evet. Yani Kafkas Dağları'nın kuzeyinde arayacaksınız. Güneyde Azeri ile Terekeme arasında ne ırki, ne kabile, ne soyboy farkı ama yoktur. Ama Kıpçaklardan bir kısmı Karadeniz, Trabzon bölgesinde Ordu'ya doğru yerleşmiş. Ben de diyorum, ki bunlar bir kabile, bin yıl içerisinde oraya yerleşen bir unsurun ayrı bir soy olarak kabul edilmesi mümkün değil. Çünkü orada evvelce Dede Korkut'un anlattığı halk oturuyordu orada yani. Doğru. Ama Rus ne dedi? Hayır. Dedi ki sen onlar farklı bir boydan, sen farklı bir boydansın. Burada Rus'un söylemek istediği şey şu. Ey ahıskalı, hani sen Türkiye'nin sınırında oturuyorsun ya kardeşim. Türkler senin kardeşin değil, sen farklı bir unsur. Ey Azeri, senin hemen dilindeki ahıskalı var ya, sakın buna da kardeş diye sahip çıkmaya kalkma. Çünkü bunlar da ayrı bir boydan. Yani araya bir fark koyma. Yani eğer Sovyet idaresi Türkiye Cumhuriyeti olacak olsaydı sizinle benim aynı dil konuşmam lazım. Çünkü sizin de benim arama 50 tane fark koyardım. Ya soy koyardım, boy koyardım, nasıl koyardım. Fakat ulus nedir arkadaşlar? Bu kadar uzak yoldan geldik, faydalı bir şey söyleyelim. Ulus, insanın doğuştan kazandığı bir aidiyet olmakla birlikte etnik aidiyetten şöyle bir farkı vardır. Etnik aidiyet kişinin anasından doğar doğmaz kendisini içinde bulduğu aidiyetin adıdır. Evet. Seçemez. Bir kişi ya Çerkez olarak doğar, ya Kürt olarak doğar, ya Laz olarak doğar, ya Pomak olarak doğar. Fakat ulus nedir? Ulus hukuki bir tanımın adıdır. Ulus bu etnik aidiyetlerin hepsinin üzerinde beraber yaşanmış bir hatıranın üzerinde bina edilmiş. İstikbale ilişkin ortak bir perspektifi olan insanların bir araya getirdik. Mazide de bir gebirlikten geçmiş olmuş. Mazide de. Öbür taraftan maziden daha önemlisi istikbal kaygısı. Beraber istikbal kuracağı kaygısı. Yine kazanılmış bir aidiyetin adı. Yani siz Senegal'de futbolcuya Türk pasaportu verirsiniz, transfer edersiniz. Onun Türk ve tarbiyetini kazandırırsınız. Onun Trabzonlu kadınla evliliğinden doğan çocuğu artık Türklerini tartışamazsınız. Soy, boy, kabim, kabile bunlar atlarda bir hüküm ifade eder. Yani, önemli olan değil mi? Bunu da ifade eder. Önemli olan insanların istikbale ilişkin birlikte yaşama azimleridir. İşte o noktada ben diyorum ki bundan 100 sene önce Halepli'yle Kilisli'li Meyhanli'yle aynı devletin vatandaşı olması bugün onları aynı kılmaz. Neden? Aradan geçen 100 yıl zarfında Sivan'ın bu tarafındaki insanlar Ali'le Naşit'e güldüler, Kemal Sunal'a güldüler, efendim bir başka da benim memleketim şarkısını söylediler, Çanakkale dediler, Yeni Mücadele dediler, şu dediler, bir sürü ortaklığı
işlediler ve dolayısıyla bu insanların ulusal aidiyetinin çözülmesinin hem gereği yoktur, hem mantığı yoktur, hem zararlı bir şey. Bir ulus oluşturulmuştur. Bu ulusun oluşturulması önemli bir başarıdır. Bir şark toplumunda ulus oluşturma çok önemli bir başarı. Hele Orta Doğu'da. Ama bilmem kaç devleti olan Arap'ı bir tek ulus çatı altında değerlendiremiyorsunuz. Ulusal aidiyetiniz var diyemiyorsunuz. Onlara bölgeleriyle vasıflandırıyorsunuz. Evet. Bu sebeple millet kavramının hukuki bir kimliği ifade ettiğini modern insanlar tarafından şey edilmesi lazım. Modern bakış gibi gerektiriyor. Onun Kıpça 1000 sene önce Kıpça olması, bunun 2000 sene önce efendim bilmem ne olması ne ifade eder? Modern dünyada bunun karşılığı ne? Çünkü o Kıpça kız gidiyor İngiliz'le evlendiği zaman çocuğa İngiliz sahip çıkıyor. Amerikalı green card veriyor. Yani o mazinin artık taşındığı birbirine yoktur. Olmasını bekleyemez. İçeride oturuyorum. Hocam son olarak Çerkezler'e tamam, şöyle bir bilgim vardı da doğru mu yanlış mı? Tüm dünyada yaşayan her ailenin Çerkez ailenin soyadı farklıymış. Evet. Doğru mudur? Bir soyadı sistemi var tabii. Evet. Yani. İslam toplumunda bundan birkaç cümleyle bahseder misin? İslam toplumlarında Çerkezler dışında halkın tamamının soy isminin olduğu bir başka millet gösteremiyoruz. Yani soyadı inkılabından evvel Çerkeslerin hepsinin bir soy ismi vardı. Ve bu soy isimlerinin ifade ettiği bir sosyal statü vardı ve bir kabile aidiyeti vardı. Hani dedik ya 12 temel kabile var. Bu 12 kabilenin her biri muhtelif ailelerden oluşuyordu. Bunlar soyadları. Şimdi buradaki Çerkezler Fransız işgali esnasında soyadları şey edilirken gittiler ve dediler ki ben Huaj'ım, ben Blenagarze'yim, ben Jacquet'im, ben işte Winajubo'yum falan. Fransızlar bunları orijinal soyadlarıyla kaydetti bu insanları. Fakat Anadolu'da o zaman Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Hatay dışarıda kalmış, Anadolu'da soyadı verilir. Çerkeslere orijinal isimleri verilmedi. Çünkü yasa Türkçe soyad alacak. Türkçe soyad alacak. Dolayısıyla aynı ailelerin diyelim buradaki bir Rış ailesi, bir Jankat'ın, bir Huaj'ın Tokat'taki, Çorum'daki, Samsun'daki, Çanakkale'deki, Aydın'daki, Trakya'daki akrabası işte başka bir soyad aldı. Türkçe soyad. Türkçe soyad aldı. Buradaki orijinal soyadını korudu. Çerkeslerin yaşadığı yerlerden, Çerkes soyadının korunduğu yerlerden birisi de Hatay. Hatay'daki bu galiba 20 kadar aile orijinal soyadını taşıyor. Şu anda bir usta orijinal soyadını taşıyor. Çok orijinal var, çok öyle. Çok, anladım. Ufak tefek işte ben az önceki Türkçe'yle becermeye çalıştığım şekilde. Soyadınlar bizimle de çakışmıyor. Yok yok çakışmıyor. Her ailenin ayrı bir soyadı var. Ha, bazı aile adları muhtelif kabilelerde aynı aile adları şey yapılıyor. Ama şöyle bir şey var, ben bayağı az araştırması yaparken sordum, Çerkezlere gitmedim. Ben yani Türkçe konuşanları araştırdım çünkü. Onlar da dedim ki yani soyadınızı nasıl aldınız diye bir soru sordum. Dediler ki yani Hatay ana vatan katılınca Çünkü Çerkez'e sen kimsin, adın ne diye sordukları zaman önce soyadını sonra adını söylüyordu. Yani ben felancalardan filancayım diyordu. O bakımdan Fransızlar bu kaydı alırken onları orijinal isimleriyle kaydettiler. Ama
ben de şunu demek istiyorum. Türklerde de var. Yani Hatay'a Ramazan'a katılır. Sonra demek ki onlara böyle bir hak var. Yok, öyle değil aslında. Evet, tamam. Ben şimdi onu açıklayayım ben size. Hüseyin Bey ne demek istediğini anladım. Açıklayayım. O ismi böyle Türkçe'ye benzer bir hale geldi. Ben açıklayayım. Ondan önce şeyi söyleyeyim. Normalde köprü deniliyor değil mi? Koble. Nedir şu an ismi? Köblü olmuş. Köblü. Türkçe'ye biraz yanaşmış yani Türkçe'ye. Çünkü karşılığında şey yok. Transkripsiyon gerek zaten onu yazmamız. Evet, yani. Evet. Çünkü ben okuyamadım gördünüz yani. Şu an bile okuyamıyoruz Türkçe'yle. Yani çok zor. Devamında o soy isim olayında da şu var. Onu söyleyen kesimleri bilmem ama en basit bir ispat vereyim ben size. Geçen Vasi abiyle de konuşurken bunu dedik. Bir aşiretin adı örneğin Bini Cemil aşireti, Arap kökenli. Evet. Biliyorsunuz oğlu Bini. Şu an soy isimleri nedir? Cemil oğlu. Yani kendi soy ismini Araplar da aldı aslında. Türkler de aldı. Bizler mesela Mursaloğlu soyadını aldı. Soyadı olanlar aldı. Aldı. Kimileri zannediyorum size o diyen aileler herhalde büyük aşiretlere, büyük gruplara tabi olmadıkları yani. İçin küçük aileler ne diyor adam işte sen ne yapalım vallahi askerde erdim diyor. Bir er yazı soyadı. Bunun gibi olmuş. Yani büyük ihtimal. Çok teşekkürler. Son bir soru. Bir soru hocam. Bir yasak olsa hayat demişler. Dünya Çerkezlerinde Ruslara karşı bir kim var mı? Yani şimdi halklar arası kim nasıl olsun ki? Bu mantıklı bir şey de değil. Bir devletin politikalarından dolayı mağdur olmuş bir halk olarak ben bunu insani bulmuyorum. Devletin Rus devleti. Yani tabii ki böyle öbür taraftan da sizin soyunuzu sopunuzu yurdundan etmiş, dünyanın dört bir tarafına dağıtmış bir siyasi idareye karşı muhabbet de çok fazla beslemiyor. Siyasi idare. Fakat halklar arasında düşmanlık falan bundan bahsetmek çirkin bir şey. Vallahi biz 15 gün Yunanistan'da kaldık Eşim'de. Epey de dolaştık. Öyle bir halkta bir anlamları görmedik yani. Halklar arasında. Evet değerli dostlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Antakya'dan. Bunun için ben affedersiniz. Yani delikanlılara falan bakıyorum da 3 saattir beni nasıl dinliyorsunuz? İşiniz gücünüz yok mu sizin? Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Gündeme gelmek bu kardeşleriniz için çok önemliydi. Siz bunları gündeme getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Hulusi Bey. Gündeme getirdiniz. Sağ olun. Evet o noktada da önemliydi. Biz Çerkezler kendimizi anlatırız. Mesela eminim, özür dilerim sözümü, eminim yani burada Çerkeslerin Çerkes olmayan kişilere karşı anlatılmış olmasından dolayı Çerkes olmayan kişilere anlatmış olmasından dolayı bir hoşnutsuzluk da oluşur. Öğrenen Çerkesler arasında. Yani biz biraz bu işleri kendi içinde bulduk. Ben ilk defa bu kadar ilgili bir şeye, Çerkes olmayan duruma Çerkesler'i anlattım. O bakımdan biraz da şey baktım aslında, mevzuyu ana hatlarıyla anlatmak ve sizleri ilgilendiren taraflarını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Çerkezlerin sosyal yapılacak kabineleri bilmem nesi falan yani bunlar pratik faydada mülahaza etmediğim için biraz ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Ama biz de biraz da şeyi de merak ediyorum. Adel, gelenek, ben kültür tarihçisi olduğu için merak ediyorum. Evet. Hocam sadece şunu biliriz. Çerkesler buraya geldikçe savaşa yakalandıkları zaman uluslaşma aşamasının sonuna kadar gelmiş bir ortaçağ Avrupa toplumuydu. Yani şövalyeleri vardı, soyluları vardı, özgür halk vardı, savaşçılar vardı ve bir işlek bir örf adet hukuku vardı. Modern dünyaya verebilecekleri en temel değerlerden birisi bu. Bunun adı Hyabze. Hyabze nedir? Hyabze, Çerkez örf ve adetinin kodifike edilmiş şeklidir. Yani bir insan nasıl oturur, nasıl konuşur, insanların birbirleriyle ilişkisi nasıl olur, hatta tek başına
başına kaldığı zaman ihtiyacını nasıl karşılar, kadınlardaki ilişkileri nasıl olur, misafir nasıl ayrılır, yemek nasıl yenilir, kılık kıyafetteki esaslar, bunların hepsi Kabze'yle kurala bağlanmıştır. Yazısı oldu. Kabze'nin yazısı yoktur ama bütün çevresel, yani Kabze öğrenerek büyürler. İşte mesela bir insanın ayakta karşılanması, bir kadının erkekten kaçmaması fakat erkeğin de önünü yolda geçmemesi, erkeğin kadına kompliman etmesi. Şimdi Anadolu toplumunda bu yabancılanır ama mesela biz kadınlara değer verdiğimizi iddia ederiz, çok değer veririz kadınlar ama kadın gerçekten erkeğin hayatından bütün yükü alır. Erkeğin önünden geçmez fakat biz kadının bu özverisinin her zerresini gördüğümüzü kendisine belli ederiz. Dolayısıyla böyle bir anaerkil yapı da vardır. Özellikle misafir hukuku çok işleri, yaş esaslı bir şey vardır falan filan. Yalnız arkada bir arkadaş, kusura bakmayınız. Ben şey söyleyecektim de hocam, öncelikle herkese iyi akşamlar. Biz de size hani hafızalarımızı tazeleyip güzel bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Hocam sadece asimile olmak konusunda az önce değerli abim ve sizin aranızda bir iletişim kurduğunu sezdim de. Ana abimiz sizin asimile olduk dediğinizi sanki gurur kırıcı bir şey olarak algıladı. Burada değinmek istedim bu konuya. Hani asimile olmak hepimizin hatırlaması için söyleyeyim. Beraber yaşayan toplumların, bir arada yaşayan toplumların zamanla birbirlerine kültürel olarak, doğru, yaşayış doğru olarak İnanmış olarsın. Kendi istekleri dışında. Kelime anlamı olarak kendi istekleri dışında topluluk evet tarafından baskı sonucu kültürlerini yitirmesi kelime anlamı olarak. Yani o bana biraz Türk milleti olarak başka taraftan taktın. Ben biliyorum seni. O kelime anlamı. Bu aynı zamanda da bir doğal süreçtir. Hani şimdi burada mesela çoğumuz Çerkez, ama ben aramızda Kalpak, Kakaniç göremedim. Bu bir asimile olma belirtisidir. Hani ne kadar gurur kırıcı olsa da mesela ülkemize gelen Suriyelilerin içinde bir sürü Araplar var. Bunlar Arapların yöresel kıyafetleri, uzun elbise, hani bizim burada Fistan diye onun gibi elbise giyerler. Şu an kimse bir şey ama demiyor. Şu an, asimile etmiyoruz. Ama yani şu an bunu duyuyoruz. Araplar da var. Ama kendiler isterse devam edecekler. Yani benim isteğimle ona ben yasak getirirsem millet olarak plaketi bir verelim ondan sonra. Evet, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne çok değerli hocalarım da geldiler. Sağ olsunlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Konuklarımız hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Son olarak Çerkezlerin gümüş eğerli soylu atları da vardı arkadaşlar. Onu da anlayalım. Çerkezler atlarıyla anlıyorlar. Anadolu'da da deyim haline gelmiştir bu. Kültür Sanat Derneği'nizin hazırladığı küçük bir plaket var. Bunu Hüseyin kardeşimiz Derin Hoca'ya diyorum. Polis Bey'e takdim edersen. Fotoğraf çekal. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Programdan sonra muhabbet devam edecek. İsteyen otursun. Çaylarımızla beraber muhabbeti devam ederiz. Tekrar şu anda bir resim gelmiyor. Tamam. Tekrar. Sizin camiye. Tamam.